Buradaki makina taka 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 ta. Takamazsan makinaya taka taka ta. Düşünmezsen bunları dönemez ki çakları. Makinamın takırtısı taka taka ta. Takılmaz saçaklarına taka 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 taka. Düşünmezsen bunları taka taka ta. Kafamdaki makina taka 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 taka. Kafamdaki makina taka taka ta. Hanımlar, beyler, Türkiye'nin dünyadan en çok izlenen, Türkiye'nin en çok izlenen ve tartışılan şovu başlıyor. Karşınızda Okan Bayülgen. Mess in my head, this mess in my head, it hurts me, it kills me, this fucking machine in my head. Sevgili ıslak seyircilerim, çok acayip bir televizyon makinesi yine gece yarısından önce giriyor. Gördüm, kör değilim, Balıkesir Üniversitesi. Evet, Bahçeşehir, Sakarya, Balıkesir, Bahçeşehir, Başkent. Efendim? Arkadaşlar bunun ciddi bir tartışma programı olduğunu zaman zaman unutuyorsunuz. Şimdi şu çok tril arkadaşlar, hangi üniversite? Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü. Evet, değerli arkadaşlar bugün bu stüdyoda çok önemli sanatçıları ağırlayacağız. Kesinlikle. Engin Cezzar burada olacak. Fakat asıl önemlisi Banu Alkan ve Mustafa Topaloğlu. Banu Alkan ve Mustafa Topaloğlu. Bir dakika, ben bu kadar azgın seyirciyi sakinleştiremem. Onun için lütfen sakin olalım. Şimdi gördüm. Banu Alkan ve Mustafa Topaloğlu ilk kez karşı karşıya geliyorlar. Ayrıca bakın şöyle anlatayım. Birazdan Mor ve Ötesi. Sonra Ayşe Hatun Önal ve Ege Çubukçu. Sonra Engin Cezar söyledi. Bir kabare şov var. Sonra Özgün var. Ve sonra bu gece ayrıca Dünya Japon Gecesi. Biliyor musunuz? Evet. 10 Aralık Dünya Japon Gecesi'ni kutlayacağız. Stüdyomuza birazdan Japonlar dolacak. Bir dakika, hayır. Televizyon öyle güzel, televizyon.
Hanımlar beyler, Mustafa Topaloğlu. Banu Hanım geldi mi? İyi mi? Çok gecikti de merak ettim ondan. Abicim hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Biraz siz açıkta mı oturdunuz masaya doğru? Daha yaklaşayım. Evet. Nasılsınız son günlerde? İyi ya. Ne oldu çocuklar? Şaşkınlık oldu. Anladık. Anladık. Tamam. Tamam söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Tamam sakin olun. Sakin olun. Zaga'yı seviyoruz anladım. Sakin olun. Anladım. Sazan anladım. Ben de Zaga'yı çok seviyordum. Ama şimdi televizyon makinesi zamanı biliyorsunuz pek. Evet. Onu da seviyoruz. Evet. Çocuklar herkes bir kere göstersin, göstermesi bitenler indirsinler. Gösterin. Evet. Evet. Şimdi artık indirebiliriz. Artık indirebiliriz. Sayın hocam. Taktım şarkısını gençler için söylemişsiniz. Doğru. Doğru. Niye gençler için ticari, böyle bir şarkı söylediniz? Ticari düşünüyorum yani. Böyle iyi mi Hüseyin'ciğim? Ses gelmiyor. Çünkü baba sessiz konuşuyordu onun için. O öyle kabul etmek, öyle dinlemeniz lazım. Diye dinlenmiyor. Daha sakin. Evet. Efendim, soruyu tekrarlıyorum. Taktım şarkısını gençler için söylediniz. Doğru dediniz. Neden gençler için taktım diye bir şarkı yaptınız? Yaşlılar kaset almıyor. Evde onlar dinleniyorlar. Yani gençler eğleniyor. Onların hakkı eğlenmek. Ama şu da şimdi sorarsam gençlerden zannediyorum bu kasete ya 3 kişi vardır ya 2 kişi. Nasıl yani? Tamamıyla devam edelim. Şimdi gençler zannediyorum şu ben çubuğumu alabilirim. Bir yerlere takılmışlar abi. O şimdi takıldıkları yerden çıkamıyorlar. Yani mesela örnek verecek olursak anlamadıkları çok şeyi yani güzel, hayır. Ciddi bir program yapıyoruz. Başlarken de söyledim. Onun için dikkatle dinliyoruz. Buyursunlar efendim, devam edelim lütfen. Güzel kardeşim, devam ediyorum. Belki bir şey kaçırabilirsiniz, onun için söyleyeyim. Bana göre ben diyorum ki, yani ben genç olsam iyi şeyleri çok farklı şeyleri dinlerim. Yani
dinledikleri farksız mı? Hayır. Hep farklının farklısı var. Hep haklının daha haklısı var. Bir de bunun saklısı var diyorum. Ben biraz gizemliyim. Yani kendim hep sakladım. Gençler bunu bilir. Ya Türkiye'de bunu bilir. Mütevazilimle kendimi saklamaya çalıştım. Aslında o saklamak saygının getirdiğiydi. Yani eğildikçe eğilmek. Yani o sevgi basıyor. Mesela gençlerin şu andaki sana bakışı bana bir heyecan veriyor. Neden? Senin mutluluğunu kendimde görebiliyorsam mükemmeliyetlik burada başlıyor zaten. Yani anlatabiliyorum mu? Bravo. Çocuklar, Banu Hanım'ın eserine hazırlandınız mı? Ses veriyoruz. Bir dakika. Önce siz değil, önce biz. Bir gün beni... Yeterli. Zaten ilk satırda her şey ortaya çıkıyor. Bir daha. Biz başlıyoruz, siz devam ediyorsunuz. Başka bir parça mı hazırladınız? Hangisini hazırladınız çocuğum? Kaldıramazsan Kaldırırlar Gülüm isimli eseri hazırladınız. Peki. Haydi canım beni dansa kaldır. Haydi gülüm beni dansa kaldır. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Ben dansları kokuyor. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Benim yarım yüz gibi kokuyor. Haydi canım beni dansa kaldır. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Haydi gel gül gibi kokuyor. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Benim yarım gül gibi kokuyor. Benim yarım gül gibi kokuyor. Benim yarım gül gibi kokuyor. Haydi canım beni dansa kaldır. Haydi gülüm beni dansa kaldır. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Benim yarım gül gibi kokuyor. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Benim yarım gül gibi kokuyor. Benim yarım gül gibi kokuyor. Benim yarım gül gibi kokuyor. Banu Hanım'ın yeri doğru mu? Evet. Sular dökülmüş. Efendim, sular döküldü siz gelmeden önce. Mustafa Topaloğlu'nu tanıyorsunuz. Merhaba. Daha önce karşılaşmış mıydınız hiç? Tabii ki, arkadaşım. Arkadaşı mısınız? Evet. Severim Banu'yu. Seversiniz. Hiç böyle bir beraber bir yerde tesadüf ettiniz mi? Herhangi bir işte, bir konserde, başka bir şeyde? Çok. Sohbet etme fırsatınız olmuş muydu? Müşterek arkadaşımız var. Kim efendim müşterek arkadaşınız? Hacı'dan Hacı. Hacı'yı çok sever. Ona gelir, ben de oraya gelirim. Orada buluşuruz, kebap yeriz. Beraber kebap yersiniz. Zaten tanışıyorsanız zaten sorun yok. Ama bu sık olmuyor ama arada bir karşılaşıyoruz, evet. Evet, peki.
Siz bu programı daha önce gördünüz mü efendim? Gördüm. Yeni formatı. Gördüm. Peki, Mustafa Topaloğlu'nun 14 hızlı sorusu geliyor. Bu soruların cevapları nokta noktaları tamamlayarak verilecek. Yani şöyle 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 nokta nokta. Şöyle 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 çünkü siz tamamlayacaksınız. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Hazırsınız. Peki. Uzaylıyım dedim çünkü... Çünkü dünya uzayda. Devam. Devam. Çapkınlıklarımı magazin basınına göre yüzüme gözüme bulaştırıyorum çünkü magazin basınına göre. Çünkü benim nerem anlamadım ki bunu böyle işaret ediyor. Buramı nereme ne yapayım? Kaldırayım. Sağa da kaldırayım. Buraya koyayım. Kolum mu çıkarayım? Neremi ne yapayım? Ne diyor Hüseyin? Hüseyin'cim konuşsana benimle. Ne yapayım? İşte tamam. Bu sol kolumu. Sol kolumu kaldırmayacağım. Bunu kaldıracağım. Bununla ne yapacağım bununla? Onun suratını kesiyor. Bu sol kol kesiyor. Bu kolu çıkaracağız. Bunu böyle. Çok güzel. Çapkınlıklarımı yüzüme gözüme bulaştırıyorum çünkü. Çünkü elini kaldırdığın gibi onlar sen kaldırmasan onlar kaldırıyor. Sürekli kovboy çizmesi giyiyorum çünkü. Dağda büyüdüm. Arizona'da mı dağda mı? Ama kovboyluk yapmasaydım o yaban hayvanlar bana zarar verebilirdi. Orada bir alışkanlık var yani. Gerçi... Bravo. Dur. Doğru. Dur. Her gün yolda dur. Normal yürürken... Bu böyle bir yarışma değil ayı ama. Ayı ile kar... Peki, devam. Dur. Her gün yolda ayıyla... Ya, yani saat başı bir yabani hayvanla karşılaşabilirdim yani. Neresi burası? Karasu. Karasu. Vur. Dur. Devam. Gençler beni çok seviyor çünkü... Ben onları daha çok seviyorum. Güzel. Devam. İyi bir besteci olmama rağmen öyle tanınmadım çünkü... Kendimi fazla anlatmak istemedim. Siz çok iyi bir bestecisiniz. Devam. Kendimi prestij müziğin hep dışında tuttum çünkü... Asıl sahibi bendim çünkü orada ego vardı. Yani ben benliğimi benlerde arıyorum. Ben benden çıktım. Devam. Aklımdan zorum var çünkü... Aklıma ulaşamıyorum. Güzel, devam. Bir yerden bir yere ne ışınlanarak ne de astral seyahat yaparak gidebiliyorum çünkü... Ben gönül yoluyla gidiyorum. Of be, devam. Saçlarımı boyuyorum çünkü... Erken beyazladın. Güzel, bravo, devam. Kadınlar bana bayılıyor çünkü... Kadınlar bana... Bayılıyorlar, evet doğru. Bayılanı görmedim ama... Ya kadınları severim, doğru. Güzel, devam. Dünyayı bir sonraki ziyaretimde İstanbul'da yaşamayacağım çünkü... Dünyayı bir sonraki ziyaretimde İstanbul'da yaşamayacağım çünkü... İstanbul'u çok trafik karışık. Güzel, devam. Uzaydan dünyaya seslendim, beni anlamadılar. Artık dünyadan uzaya sesleneceğim. Oradakiler beni anlayacaklardır çünkü...
Çünkü bu ülkede kendini anlatmak kadar zor bir şey yok. Ben beni anlatmak istemedim. Ben bizim güzelliğimizi anlatmak istedim. Yani bizim büyüklüğümüzü kanıtlamak istedim. Bravo! Devam. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikleri. İlk dünyayı ziyaretimde yaptım çünkü... Avrupa'ya giden, tüm dünyaya demeyelim, Avrupa'ya giden ilk Türk'ümüzdür, doğru. Gerçekten gençlerimiz bunu bilmezler ama Avrupalılar buraya gelirken... girişte Romanyalıların şarkıyı söyleyerek girdiklerini ana haber bültenlerinde izlemiştim. Yani Avrupa'nın birçok... Balkanlarda doğru, diyeyim, doğru. Balkanlarda diyeyim bunu. Balkanlarda parmağında yüzükler hala biliniyor ve var. Yani bizim... Bu dünyanın neresinde olursa olsun Türkleri, kim olursa olsun, hangi pozisyondan, hangi eğitim seviyesinden, nereden, hiç önemli değil. Dünyanın her yerindeki Türkler biraz birbirleriyle samimiyet kurup eğlenmeye başladıkları zaman bu türküyü söylüyorlar. Bu böyle büyük bir eser. Sizi çok tebrik ediyoruz. Her geçen sene bir kere daha gençler sizi tebrik edecekler. Alkışlıyoruz. Son soru. Son soru. Nasılsınız efendim? Çok mersi efendim. Sizin mikrofonunuz nerede? Yine çok uzakta. Acaba Banu Hanım'a aynı zamanda bir el mikrofonu mu? Bu kadar hoş dekoltesi olan bir hanımefendiye tabii ki mikrofonu nereye koyacağız? Buyurunuz efendim. Daha rahat, sesim daha... gelmiyor mu? Efendim? Geliyor sesim. Sesiniz hayır. Siz zaten çok sakin konuşan bir insansınız. Duyulmadığı zaman... Hayır hayır, elinizi alıp da konuşabilirsiniz. O yaka mikrofonunu iptal de edebiliriz gerekiyorsa. Hayır hayır. Öne alabiliriz. Evet. Öne nereye alacağız şimdi? Belki sen yerleştirirsin. Durun durun durun. Banu Hanım, burada ameliyata girmemiz gerekiyor. Böyle bir yer yok. Kolyeye taksak o boncuklarla bu şıkır şıkır eder. Şey olur. O zaman biz birbirimize takalım. Ben bunu bana takarsak bütün böyle program böyle yapmak evet, zorunda kalırız. Evet, yapacağız. Olmaz. Bence şöyle benim takalım efendim. Benimki mahsuru yok tamam. Şimdilik biliyorum. Öyle yapsak. Biliyorum tatlım. Harikalar. Banu Hanım'ı çok seviyoruz. Gerektiğinde el mikrofonu. Şimdi. Yine buna birisi baktı, takıldı bu tren. Canım benim. Şimdi son soru geliyor. Ruh ikizin Banu Alkan'dır diyorlar çünkü. Banu Alkan... gerçekten bir kalkan. Teşekkür ederim. Evet, hanımlar beyler, Hakkı devrim! Hakkı Bey hoş geldiniz efendim. Hakkı Bey bugün stüdyomuza ibriğiyle geldi. Daha doğrusu biz ibriği diye takıldık kendisine. Ama aslında termosuyla geldi. Banu Hanım'la tanışıyorsunuz efendim. Hoş merhaba, geldiniz. Mustafa Bey ile tanışıyorsunuz. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Sizi burada görmek çok mutluluk veriyor. Ömrünüze bereket. Buyursunlar. Koltuğa alışamadınız biliyorum.
Buna da ibrik denmez. İbrik demedim. İbrik efendim, abdeste kullanılır. Anladım efendim. Bu başka maksatta. Bu termos. Emniyette su. Hanımefendi size de su vereceğim ben. Su gelmez masaya çünkü. Bardaklar gelir. Sularımız kesik değil. Su gelebiliyor fakat ancak işte şaşkınlıktan telaş eden olmadı, yine oturamadı. Ben otururum. Buyurun. Biraz da masa ıslaktı. Evet. Biz Hakkı Bey, biz ona bir çare bulmazsak haftaya minderle gelecek oraya ya da kendi koltuğunu getirecek. Ayrıca su bulamıyorum diye termos getirdi. Haftaya size bir sürprizimiz olacak efendim aynı zamanda bu oturma koşullarıyla ilgili olarak. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Türkiye nasıl bir hafta geçirdi sizce? Bence pekala sağlıklı bir hafta getirdi. Kavgasız, dövüşsüz. Daha iyilerini bekliyoruz. Bana Hanım, diyoruz. Özür dilerim efendim. Treni düzeltebilir miyiz acaba? Dur canım. Öldürdünüz. Tamamen koptu. Tamam. Banu Hanım treni düzelttim. Yok yok, kopmuş da Volkan. Ay kopmuştu. Ben şimdi geliyorum. Sen benden meşgul olma, ben zor hallederim. Ben kendi işlerimi görürüm. Peki efendim. Su koyayım, kim anlatayım işte. Bunlar bizi bırakacaklar. Şimdi çok çok genç bir sanatçı bir süre bizimle beraber olacak. Hanımlar, beyler, Özgür! Banu Hanım, mikrofonunuzu ödünce alabilir miyim bir süre? Çok teşekkür ederim. Özgün'ün şarkısını alalım mı hemen? Zaman bir geçer, ömür nişanlamadık, tükendik biz de yıllar gibi yaralandık. Bana bıraktığın yüzümdeki bu çizgiler, alıp götürdüğün ömrümün baharları. Bana bıraktın yüzünü.
şeyinde üşüyerek yanacaksın. Geçecek kalbini eski mutluluklara saracaksın. Ben seni bir gün bir ömür gelsemken sen ömür bir arar başa bunlardan biliyor musun? Olsun avuçlarımda ben, boynumda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın. Bugün burada siz geleceksiniz diye bazı hazırlıklar yaptık. Bu perdeleri sizin için astık. Bilmiyorum beğendiniz mi? Çok şık. Şık. Sizin için bir koltuk koyduk. Bugüne kadar kimseye böyle bir şey yapmamıştık. Birazdan oraya oturursanız bizi çok sevindirirsiniz. Size bazı sorularım olacak. O soruları orada olacağız. Çünkü Banu Alkan bizim başımızın tacı. Yıllardır ne zaman... hangi programımıza gelse Banu Hanım'a özel bir şeyler yapılır. Ya dekor onun için değişir ya Banu Hanım ona göre içeri girer. Çünkü ama bugün geç kaldığım için üzgünüm. Hayır, sadece akış değişti. Bir şey olmadı. Bunu bir Zeki Müren yapıyor. Mutlaka bunu Banu Hanım bize yaptırıyor. Yani biz bir şeyleri Banu Hanım geleceği zaman evet o yapmıyor. Yani biz o gelecek diye yapıyoruz. Banu Hanım bize kızmasın diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Peki efendim. Ne zaman şarkı söylemek isterseniz? Hemen şimdi. Beyaz Orkide'yi. Kalkmak istiyor musunuz yoksa? İstersen biraz bekle ya. Beyaz Orkide. Beyaz Orkide. Çocuklar. Beyaz Orkide'ye hazırlandınız mı? Dolaşabilirsiniz ya da sahnenin önüne gelebilirsiniz. Burası da... Özledim, ah,
Ayrılmamın en güzel tarafı ne oldu benim için? Kocaman yatakta çapraz yatıyorum. Deliye bak ya.
Oh, yatakta çapraz. Ayrıca da 3 kilo fazlası var, onu da söyleyeyim. Sen de 10 santim kısasın ama. Küçük boyut kullanınız, her yere sığar, gayet iyidir. Zeki olurlar, tatlı çocuklar olurlar ve yatakta çok başarılıdırlar. Bunu da açıkça söyleyeyim. Abi, tren geçiyor. O kadar uzun bakmaya gerek yok. Katlanınca... ya böyle demedim estağfurullah. Ya! Estağfurullah tabii ki. Sen ne huysuz şeysin? Bak bakayım gözüme. Ne? Güzel güzel cici cici otur orada. Gözüme bak diye bir şey var mı ya? Kadın kendisi rap besteliyor. Evet, rap besteliyor. Bir yavşar gibi bir kadın yani. Durup dururken bir rap besteliyor. Ben horluyorum oğlum. What is this? Ha? She is a Hülya Avşar. She is very very beautiful. Aa, çok da inandım. This mess in my head, it hurts me, it kills me. This fucking machine in my head. Banu Hanım biraz önce Beyaz Orkide şarkısını söylerken döktüğü gözyaşları nedeniyle akan makyajı şu anda hanımefendi tarafından düzeltiliyor. Efendim, hakikaten duygulandınız. Evet. Çok güzel görünüyordunuz. Çok mersin. Harikuladesiniz. Artık barıştık mı? Barışalım yoksa strese gireceğim. Canım? Artık barıştık mı? Barışalım. Barışalım aşkım lütfen. Barıştık. Şimdi bu genç arkadaşımızla konuşalım mı? Tabii ki. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Neden bu şarkı bu kadar çok seviliyor? Samimi başka şarkılar şarkı... da var mı bu kadar çok sevilen yoksa bu bir tane? Daha albüm çıkalı tabii çok yeni olduğu için. Klipte bu şarkıyı çektik, Elveda'yı çektik. Samimi bir şarkı herhalde. Evet, bir sizin şarkıyı bir de Banu Hanım'ın şarkısını stüdyoda herkes beraber söyledi. Harikulade. Harikulade. Beğeniyorlarsa... Teşekkür ediyorum. Bir şey diyemeyim. Peki Beyaz Orkideler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ay şimdi aklıma gelmezdi gerçekten ağlamak. Evet ağladınız ya. Tutamadım Okan'cığım. Ama artık ağlamayın tamam şarkı bitti. Ha? Hayır, evet. Ama çok bak, enteresanlık var. Yani bizim ağlamamız lazım. Sen niye ağladın? Çok önemli yemin ediyorum. İşte, ne acaba? Şarkıyı bizde yazmıştım onun için ağladım. Bana ne olur ağlama bak otur ağlarım. Şimdi insan geldi kendi şarkısı söyledi ağlar. Hakkı Bey'si ya. O sadece şarkımı tutamadım. Banu Hanım. Yoksa kim için ağlayalım Okan'cığım? Değil mi aşkım? Bir konuda şikayetimiz var, kameramanların şikayeti var. Ne çok yaptın? Hoş bir dekolteniz var. Fakat sizin o reklamda söylediğiniz ben müteahhit miyim ki sitem olsun diyordunuz ya... ...iki site önünüze gelmiş. O nedenle... İstanbul'da yer mi kaldı? Ben müteahhit miyim? Ben bir sefer... ...kısa aldınız. Hem ben bu işlerden anlar mıyım? Banu Hanım, arzu ederseniz sizinle ilgili sorulara geçmek istiyorum. Oh my God, ben o kadar zeki değilim. Siz çok zekisiniz. Oh my God. Şimdi şurada ışığımız nasıl? Süpermiş. Şu gözlüğü alabilir miyim? Ya da bunu biraz şöyle de alabiliriz. Hayır, tamam. Banu Hanım, lütfen buyurun. Dikkatli olun. Lütfen dikkatli olun. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Gidin gidin de dikkatli olun. Efendim rahat mısınız? Onu atma. Evet. Eyvah. Banu Hanım sorulara samimi cevaplar alacağız. Gençler sizin samimiyetinizi gayet iyi biliyorlar. Sizin ne kadar içten yürekten cevaplar vereceğinizi çok iyi biliyorlar.
Sorular hızla sorulacak. Yalnız burada ışık çok kötü. Hayır değil. Kötü mü? Hayır gayet iyi. Nasıl ışık? Biraz arkanıza dayanırsanız. Biraz arkanıza dayanırsanız. Şimdi nasıl ışığımız? Şu anda güzel. Güzel mi? Biraz daha aşağı inebilir çocuklar. Biraz daha aşağıya. Evet güzel. Ya bu çok kötü bir ışık. Biraz daha mı geri alalım? Kötü bir yer. Kötü bir yerse ben bu stüdyoyu yıkarım. Banu Hanım, tek yer kaldı bu koltuk için, masanın üzeri. Evet. Hazır mısınız efendim? Şimdi Banu Hanım, soracağımız sorularda sizle ilgili cevap vermek istemiyorsanız bu soruya cevap vermek istemiyorum diyeceksiniz. Ve şimdi sorularda size okuduğum cümlelerde aradaki boşlukları dolduracağız. Hazır. Şarkılarımla büyük sükse yaptım. Bunu nokta noktaya borçluyum. Dur. Ne oldu? Işığım çok kötü. Ya benim. Hay Allah. Şunu masaya mı çıkarsak? Kötü olan ne mi? Yani bu koltuğu masaya mı koyalım? Nasıl bir taktik ama? Hayır. Soruları almamak için. Buyurun lütfen. Oh my God. Siz bana dayanamazsınız. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ben şöyle hem siz sorun hemen cevaplayayım. Evet. Değil mi? Nereye gidiyorsunuz? Ben bak koca bir masanın etrafında. Siz sorun ben cevaplayayım. Peki ben soruyorum siz cevaplıyorsunuz. Güzel. Başla. Bebeğimi hepinizle çekeceğim. Evet. Şarkılarımla büyük sükse yaptım. Bunu nokta noktaya borçluyum. Senin noktana borçluyum. Diğer soru. Uluslararası jet sosyeteyle sürekli haşır neşir olmama karşın Türk sosyetesi nokta nokta olmadıkları için beni aralarına almadılar. Onları ben arama almadım. Çünkü ben dünya jet setiyim. Evet. Diğer soru geliyor. Güzelliğimi nokta noktaya borçluyum. Tabiata ve Afrodit oluşuma borçluyum. Güzel ya. Türkiye'de beni anlamazlarsa müzik çalışmalarımı nokta nokta noktada sürdüreceğim. Sadece Okan Bayülgen stüdyosunda söyleyeceğim. Devam. Türk halkı. Hep benim aptal bir sarışın mı yoksa bir süper zeka mı olduğumu tartışır. Çünkü onlar nokta noktadırlar Türk halkı için. Türk halkı çok zekidir ve benim ne kadar zeki olduğumu biliyor. Devam. Şarkılarımda sosyal konulara girmekten kaçınıyorum. Çünkü ben nokta 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 bir kadınım. Pardon alamadım. Şarkılarımda sosyal konulara girmekten kaçınıyorum. Çünkü ben nokta nokta noktayım. Evet çünkü ben aşk kadınıyım. Güzel devam. Işığı güzel mi Banu Hanım? Bir gösterir misiniz bana? Siz tekrar yerinize gelin. En güzel ışığınızı oraya yaptınız. Hakkı abi, şu koltuğa bir geçer misin? Bak ne kadar zamanda istiyordunuz. Evet, buyurunuz. Buyurunuz efendim. Özür dilerim siz onu görmek için. Hakkı abiye çiçek atmayın o Banu için. Evet, devam ediyoruz. Bendeki kürk
mücevher, ayakkabı, çanta, şapka ve gözlükler kimsede yok. Çünkü belki başkalarında para var ama onlarda nokta 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 yok. Kültür yok. Bravo, devam. Yaşamak güzel çünkü... Var. Suyu mu? Yaşamak güzel almasın çünkü nokta nokta sen var. Sen bak da almasın. Aşk var. Evet, tabii, devam. Altı aydır kimseyle sevişmiyorum. Dur. Çünkü su var mı ya? Kafadan atılmış bir soru. Evet veya hayır. Sevişmiyorum, bu bende nokta 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 yaratıyor. Buna cevap vermiyor, geçiyorum. Devam. Çektin mi kardeşim? Bana kilolu olduğumu söylediklerinde ben onlara ben kilolu değilim, benim nokta nokta noktam var diyorum. 90-60-90'ım çünkü. Bravo, güzel, bravo. Hepsi bitti. Dur. Banu Hanım bütün sorulara içtenlikle cevap verdi. Bir soru hariç. O da artık olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Harikuladesiniz, içtenliğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Hakkı abi nasılsınız? Ben burada kalabilir miyim? İstanbul'dan Ayşe Elçin arıyor bizi. Buyursunlar. Ayşe Hanım. Buyursunlar efendim. Alo. Buyursunlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ben Banu Hanım'la görüşmek istiyordum. Tabii, kendisini telefona çağırayım ben. Banu! Banu! Hayır, konuşabilirim de bir müdahale etmezsen. Banu Hanım. Gerçekten... Tamam, ben karışmıyorum. Buyurun, Banu Hanım'la konuşun. Çok ciciyim bu akşam. Buyursun. Cici daha yok. Banu Hanım, çok güzel bir bayansınız. Gerçekten çok Avrupa'yı bir yapınız var, tipiniz var. Avrupa'yı nesi var efendim? Avrupa'yı diyor. Güzelliği. Avrupa'yı demiyor. Avrupa'yı nesi var? Güzelliği. Güzelliği var. Yapısı var deyince... Evet. 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 Evet, buyurun. Duruşu, yapısı, karakteri. Çok mersi canım, çok teşekkür ederim. Ben şunu sormak istiyorum. Gerçekten kendinize olan özgüveninizi tebrik ediyorum. Güzel. Vücut hatlarınız her ne kadar 90-60-90 olarak gözükmese de siz kendinizi öyle görüyorsunuz. Hayır, bir dakika. Bir dakika. Bu çok uzun süre tartışıldı. Tamamdır. Bu konuda zaten bir espri yapmaya gerek yok. Banu Hanım'a bu konuda çok espri yaptılar eskiden beri. Espri yapmıyorum ki ben gerçek söylüyorum. Bizde halkımız tarafından kabul edilmiş bir gerçektir. 90-60-90 ölçüleri farklı yerlerde farklı çıksa da, yani ekvatorun altında ya da üstünde, kuzey kutbunda ya da güney kutbunda, Türkiye'de... Ya da filmlerimde kaldıysa. Evet, hayır, filmlerde kalmadı o, şu anda da var. Türkiye'de 90-60-90 dediğinizde bu göz önüne geliyor. Bu hanımefendi. Gördünüz mü? Bu. 90-60-90 Türkiye'de budur. Şu binalar yüzünden görülemiyor. 90-60-90 var mı? Müteahhitlik yapmaya başlayan site atıyorum. Evet. İnşaat. Evet. Yavrucuğum, kartondan bina görüntüsü attım. Bunun nesi var Allah aşkına? Evet. Evet. 90-60-90 denilince budur. Neye atayım? İbriği atamam. Atarsam kafam kırılır. Biz ondan sonra da Hakkı abi benim kafamı kırar. Evet. Buyursunlar hanımefendi. Hala ibrik diyor. Ne diyor? Kendini o şekilde mutlu görüyorsa ne mutlu ona diyorum. Ne diyorsunuz ona? Banu Hanım'ın yani 90-60-90 olarak kendimi hissediyorsam. 90-60-90 Banu Halkan'dır. Bitti. Başka 90-60-90 yok. Tekrar Türk sinemasına dönmeyi düşünmüyor mu? Nereye? Ben Türk sinemasındayım zaten. Bundan sonra Türk sinemasına. Hiç film yapmasam da ölümümden sonra bile 100 yıl raflarda varım. Tamam, bu telefonu kapatacağım ben. Ne dedim ya? Hayır, yani sinema yıldızı
ölümünden sonra da 100 yıl raflarda kalır. Bundan sonra hiç film çekmesem üretmiş olduğum 40 küsür film var. Ancak önümüzdeki günlerde çok önemli bir projeye imza atacağız. Öyle mi? Evet. Hmm, neymiş o? Sürpriz. Çok önemli bir sinema filmi. Öyle mi? Sinema filmi? Evet. Dizi değil yani. Hayır. Sinema filmi. Ben dizi filmlere pek sıcak bakmıyorum. Bakmıyorsunuz biliyorum. Evet. Sinemadan gelen çok kişi dizilere sıcak bakmıyor. Şu anda ülkemizde diziler hüküm sürüyor ama 1-2 seneye kadar bu dizilerde televizyoncular tarafından azaltılacak. Tekrar stüdyo programları hüküm sürmeye başlayacak. Dizi, o zaman dizi isteyenler haftada 1-2 seyredecekler. O zaman daha da güzel bir şey olacak. Sinema desteklenmiş olacak. O zaman bütün teklifler dizi olarak değil sinema filmi için gelecek sanatçılara. Bana göre kısa metrajlı filmler televizyona girdi. Öyle değil. Evet. O zaman televizyon... Ama sinema şu an yapılıyor. Her zaman da sinema tamam. Dünya döndükçe var olacaktır. Tamam. Kimse peki. Aksi düşünmesin. Peki. Şimdi ama birazdan Mor ve Ötesi gelecek ama Mor ve Ötesi'nden önce kısa bir şey. Kısa bir şey. Sakin ol, sakin ol. Sen yataktan inme, ben bir sopa alıp geleyim. Tamam ama çabuk ol. Ya merak etme, zararsız gibi görünüyorlar. Yoksa çoktan bir şey yaparlardı. Aa, ay, bu ne ya? Yerde bir sürü bir şey var. Git, git, bu ne? Hepsi bize doğru geliyor. Sanki bir şey istiyorlar. Ne istiyorsunuz bizden ha? Yavuz, sakin ol. Bunlar zararsız galiba. Yardım istiyorlar sanırım. Yardım mı? Ne anlatıyor bu? Benim gibi insan. İnsan boğuluyor, ölüyor. Nasıl yani? Masa başında çalışıyor memur. Yazar, yazar. Ne yazarı ya? Ne anlatıyor bu? Ha? Şimdi de elimi tuttu. Bir yere götürmek istiyor beni. Dikkat et Yavuz. Kapının dışında. Hayırdır? Gidelim bakalım. Nedir bu? Ha, karşı komşu. Karşı komşu mu? İçeri girdi. Orada bir şey olmuş. Aman Allah'ım. Gaz kokuyor. Sırrı Bey! Eyvah. Soba gaz kaçırmış. İnşallah geç kalmamışızdır. Çizgi romancı Sırrı, komşusundan o gece kimin yardım istediğini hiçbir zaman öğrenemedi. Bazen Yavuz Bey'le karşılaşıp selamlaşıyor. İyi akşamlar. Ama Sırrı Bey'in bilmediği bir şey daha var. Size de efendim. Artık Yavuz Bey'in selam verdiği sadece o değil. Zat bir
herkesten ve her şeyden daha güzelim çünkü... Akıllıyım. Güzel. Devam. Çok başarılı olabilecek bir sinema kariyerinin üzerine gitmedim çünkü... Huzurum kaçmasın. Hı? Huzurum kaçmasın. Jön oyuncu konusunda standartlarım çok yüksek çünkü... Bilmem. Ben bir şey söylemedim. Ay bu hiçbir soruya cevap veremiyor. Bu Hülya değil mi acaba? Bir keresinde felsefe kitabı yazacağım dediğim halde henüz yazmadım çünkü. Çünkü dergiye yeteri kadar yazıyorum. Felsefe kitabı. Evet, toplarsan kitap olur. Herkes öyle yapmıyor mu? Yazdığı köşe yazılarını toplayıp kitap yapmıyorlar mı? Evet ama onlar felsefe kitabı değil. Nasıl yani? Bir marka bencil, ulaşılmaz, kibirli ve sportmen olmalıdır çünkü. Çünkü markadır. Nasıl cevap verdin? Karşıma çıkan tüm basın mensuplarına çocuklar diye hitap ediyorum çünkü... Evet. Çünkü... Onlar senin çocukların evet, mı? Evet, sayılırlar yaş olarak. Yok ya. Neredeyse, tabii. Yaş olarak. Tabii. Ne? Sabahları erken kalkıyorum ve çok dakik bir insanım çünkü... Vallahi bugün bir de kalktım. Nokia'nın sunduğu televizyon makinesi devam ediyor. Banu Alnım'ı biraz dinlendiriyoruz. Mustafa Bey'le devam ediyoruz. Efendim, Sayın Mustafa Topaloğlu, siz 20 yıllık müzik hayatınızda 12 albüm çıkardınız. Fakat o kadar çok klip çekmediniz. O dönemlerde çok fazla klip yoktu. Sonradan klip çekmeye başladınız siz. En son klibinizde de bir uzaylılar muzaylılar böyle bir şeyler var. O dönemler... Oraya gelmek istemiyorum. Korsan kasetin suçları sanatçılardır diyorsunuz. Bu çok önemli bir... Çok önemli bir cümle. Niye böyle diyorsunuz? Çok para istiyorlar. Dolayısıyla o istedikleri para, yapımcı bu parayı harcama konumunda, kaseti pahalı satma konumunda. Pahalı satınca da adam ucuz almak istiyor. Yani bu da bir etken. Evet. Kliplerle ilgili olarak birbiri ardına klipler çeken kadın şarkıcıların sevgilileri tarafından finanse edildiğini öne sürüyorsunuz. Kadınlar dost tutuyor, erkekler de post diyorsunuz. Siz söylüyorsunuz. Sonra nereden görüyorsun biliyorsun dediklerinde de kimse kendini kandırmasın, ben uzaydan hepsini görüyorum diyorsunuz. Doğrudur, şimdi bir gerçek sanatçı yeteneği yoksa şarkı söylemek için kendinde bir şarkı, ben şarkı söyleyeyim diyorsa mutlaka birini buluyor yani, yoksa ki o kocalar tarafından beğenilerek gelmiyor oraya yani, ben anlatacağım, şarkı söyleyeceğim diyor. O da şarkıcı olmuyor ya, sanatçı olmak biraz o kadar kolay değil ya. Evet, gerçekten öyle. Hanımlar, beyler, Ayşe Hatun Önal'ı tanıyorsunuz değil mi? Peki, Ege Çubukçu'yu tanıyor musunuz? Ayşe Hatun Önal, Ege Çubukçu! Çubukçu, hoş geldiniz. Siz basketçi misiniz aslında? Hayır, değilim. Biraz aralıklı olarak oturmanız gerekiyor. Biraz daha. Görebiliyor muyuz Ayşe ile Ege'yi? Hayır, siz tabii görmüyorsunuz. Ben kameralardan söz ediyorum. Peki. Ege Çubukçu, Bir Gün isimli albüm piyasaya çıktı. Evet. Bir Çok gün. Hoş bir klibiniz var beraber. Çok teşekkür ederim. Bunu şimdi burada böyle şey yapmak olmaz mı? Rahat mı oluyorsun? Ha, bir rahat olsanız da bakayım. Bir playback'ini verebilir miyiz bunun? Hey DJ! Hey! Bu benim favori parçam diyorsan eğlence devam, kıyak parçalar ve kıyak ortam için işte numara 4-5-0-5-0-9-6 Video hap liste kartı Güneşli bir yaz akşamı
Hanımlar beyler, Nokia'nın sunduğu televizyon makinesi devam ediyor. Ayşe Hatun Önal, sen artık öyle müzisyen oldun ki ortak albümlere ben... giriyorsun. Ben. Ha, ha, evet. Beğendiniz ama mi? Ama onu konuşmuştuk zaten. Beğendiniz mi? Ne bakalım, oldu? Kendimizce bir şeyler şey yapmaya canım. Çalışıyoruz. Kim sıktı senin canını? Peki, şimdi Ayşe, kıracağım mı belimi albümünü çıkaracağı zaman içinde enteresan parçalar vardı ona ait olan da. Ama o tabii ki çok sükse yapacak bir parçayla çıktı ama... Kırdın. Kırdın. Ben böyle devam edebilirim dilerseniz. Neyi kırdın? Tabureyi mi kırdın? Hayır, ben yapmadım. Devletmeme zarar vermedim, yapmayın. Gelsen istersen. Çalışıyorum böyle. Okey midir? Ha? Ha, mikrofon tamam. Yani kırma abi. Tamam. Zaten kocamansın. Evet. Nasıl buldunuz parçayı Mustafa? Siz çiçeklerden ne yapıyorsunuz abiciğim? Sıkıldı Mustafa Bey. Yok ya. Küçük bir çiçek var. Biz Mustafa Topaloğlu'na bayılıyoruz. Hakkı hep abiye beraber. Bayıldığımız gibi. Buraya bir... Hakkı abiye şuraya bir sümen alacağız. Mustafa Bey'e de buraya bir köşe yapacağız. Hakkı köşesi. Güzel olur. Güzel olur. Güzel olur. Ayşe, senin albümün geliyor mu? Geliyor, az kaldı. İnşallah yılbaşından sonra çıkar. Peki Ege ile bu beraberlik nasıl oldu? İyi oldu. Çok güzel bir cevap. Bunu televizyon makinesi koleksiyonuna koyalım bence. İlginç. Evet. Değiştireyim mi cevabı? Ha, değiştirebilir misin cevabı? Olabilir tabii, istiyorsan. Bu kızların hiçbiri Banu kadar zeki değil. Gerçekten. Mümkün değil, biliyorum. Mümkün değil, biliyorsun. Evet. Ege, bu albüm ne zaman çıktı? Bu albüm Ağustos sonu çıktı. Ağustos sonu çıktı bu albüm. Ne güzel hadi. Sesi var bu çocuğun. Ah, teşekkür ederim. Ben de çalışmıyor sandım. Ha? Boşuna mı çalıştık? Neye çalıştın? Sesini çalıştırmadın herhalde. Hayır, beraber. Sesi... Beraber demiş. Ha, beraber ha, boşuna mı çalıştı? Boşuna mı çalıştı? Sesim güzel diye çalıştı benim. Çok güzel bir tonu var gerçekten. Doğru noktaya parmak basmış. Allah ayırmasın denir bu nokta. Allah ayırmasın denir. İdir ikidir söylüyorlar, sen evet. Aklına gelmiyorsun. Sevdiniz mi? Allah ayırmasın. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Tabii. Hakkı abi beğenmez. Genelde Hakkı beğenmez. Abi sözünü de esirgemez. Beğenmediğine beğenmedin derim. Evet, biliyorum. O yüzden çok gurur duyuyorum. Sağ olun. Evet. Ama dinlemez yani. Yok, yani albümü alıp dinlemez. Albümü alıp dinlemez ama çıktı mı beğenir. Evet. Evet, harika. Mustafa abi de beğendi. Teşekkür ederiz. Peki, Ege, bu albüm nasıl satıyor? Deli albüm. Gibi satıyor mu? Yani sabah 7'de çıkıp öğlene kadar 1,5 milyon satan albümlerden bu da. Yok, öyle bir albüm zaten. Öyle bir albüm değil ama merakları var, hayranları var burada da. Hayranları var. Çok alternatif bir müzik yapıyoruz. Aslında ben albümü alan herkese ben de hayranım. Çünkü böyle bir tarz yapıp da Türkiye'de alıyorsanız helal olsun size. Bravo! Sağ olun. Teşekkürler. Peki. Sizi Ayşe Hanım ne zaman ağırlayacağız Sayın Ayşe Hatun? Ne yapacağız? Ne zaman ağırlayacağız? Ağırlayacağız. Ne zaman yani? Dediğim gibi yılbaşından sonra, henüz ben anlaşmamı yapmadım. Aranjörüm Erdem Bey'le beraber biz iki projeyi de beraber yaptık, bu projeyi de. Bitirip satma taraftarı olduğumuz için ancak bitirebildik. Ancak. İşte bundan sonra görüşmelerini... Sen güzelleşmişsin ama. Öyle mi? Bir şeyler olmuş sana. Çok hoş görünüyorsun. Solarıma girmiyorum artık. Yazıklar çok. O yüzden ya deli ya. Yani bu böyle cevap verir. Vallahi bana daha güzel cevaplar veriyor. Ya bu ne? Solaryuma girmiyorum artık. Güzelleşmişsin. Aşk yaşıyorum. Hayır ama hayatımdan bir şey memnun, söyleyeceğim. Hayır, aşk yaşamıyorum. Solaryuma girmiyorum diye aşk cevap. Aşk yaşamıyorum. Ya aşkla ilgili bir şey sormuyorum. Bu magazin programı değil. Ya bir cevabı vardır onun. Hayır. Solaryuma girmiyorum cevap değil. Hayır. Şimdi şöyle açıklayayım sana. Hakikaten solaryuma... Abi sen treni gördün, çiçekten tren mi yapıyorsun? Dinlemeyi daha çok seviyorum. Harikuladesiniz efendim. Peki, şimdi buyurun. Bitti galiba. Müthiş mankenlik hikayelerim yok mu? Birçok yere gitmiyor musunuz manken siz? İtalyanlarla bir anlaşmanız yok muydu? Ben yanlış mı? Siz nereden hatırlıyorsunuz? Nereden mi hatırlıyor?
gazeteler. Ha, pardon, kendisi Zimbabwe'de yaşıyordu, yeni getirdi. Ama hayır, bu basına yansıyan bir olay. Bir anda geldi, değil. Bütün gazeteleri okudu, hayır, anladı. Basına yansıyan bir olay değil de o yüzden. Ben nereden öğreneceğim? Siz basındansınız. Londra'ya gidiyorsunuz, New York'a gidiyorsunuz, Paris'e gidiyorsunuz. Yanılıyor muyum? Yok, Milano'da bir ajansla anlaşmıştım geçen yıl ben. Bunun ajansla. Evet. O kadar. Peki niye onu ihmal ediyorsunuz? Onu ihmal ediyorsunuz da illa şarkı ön plana çıksın müzik. O gayret niçin? Çünkü kendi sözlerimi yazıp kendi bestelerimi yapıyorum. Ve daha çok beni mutlu ediyor. Daha çok tatmin oluyorum. Modellik o kadar çok keyif aldığım bir iş değil açıkçası. O yüzden yapmıyorum. Hakkı abi, siz Banu Alkan'la öpüştünüz mü reklam arasında bir yerde? Hayır, niye yüzünüzde bu kadar pul var? Hayır, ben şunlardan olabilir. Ben sana o konuda bir şey sordum mu ki sen bana soruyorsun? İkimiz oturduk çocuklar Mustafa Bey'le beraber. Dost. Yani. Neler oldu siz bilmiyorsunuz. Ya benim alaya ilginç bir şey var. Yani tabii bu lafım bunun paralelinde paralelinde değil. Ya, albüm yapacakları zaman işte biri Amerika'ya gidiyor, biri Fransa'ya, biri İtalya. Niye albümü burada yapmıyorlar mı ya? Yani buradaki insanlara beğendirmeyecekler. Evet. Niye oraya gidiyorlar abi? Kim gidiyor? Tanımıyor muyum yani? Ne bileyim, hep böyle duyuyorum yani. İşte ya, albüm yapıyor, İspanya'ya gidecek. Yani İspanya'dan ne alacak? Oraya albüm yapmaya gitmiyor. Bu model olduğu için gidiyor. Ben geneli açtım. Ha, geneli açtım, tamam. Soru yok. Peki efendim, madem bugün çok genç yetenekleri ağırlıyoruz. Şimdi bir başka genç yetenekler geliyor. Abla grubu geliyor. Hanımlar, beyler, Abla! Abla grubu stüdyomuza geldi. Abla grubu, değil mi? Dört kişiden oluşuyor. Kızlar ve siz, kızları orada bıraktınız. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sizin isminiz? Rıza. Rıza. Yani bu saç beni daraltmıyor, değer ayır. Hayır, sizin isminizi sormadım, grubunuzun ismini. Grubun ismini... Rıza. Onu siz takdim ettiniz diye biz onu söyleme gereği duymadık. Anladım. Grubunuz... grubunuzun ismi Abla. Abla Okan Bey, evet. Abla. Abla, neden abla diye soracaksınız. Bakışlarınızdan seziyorum ben onu. Gerek yok, biz açıklayalım. Şimdi... Bizim grubumuzun adı aslında bambaşkaydı. He. Fakat sonra bir değişiklik oldu bizim. Abla oldu. Şimdi evet. Olaylar şöyle gelişti. Biz çok küçükten müzisyeniz. Küçükten? Küçükten müzisyeniz. Bu arkadaş kendisi udist. Nedir? Udist. Açıkla, udist nedir? Ud çalan insanoğlu. He. Ama bugün başka bir alet çalacak. Ne çalacak? Ben piyano çalacağım. Yok, klavye çalacak. Klavye çalacağım. Niye klavye çalacak? Niye çalmayayım? He. Niye çalmayayım? Ya böyle bir durum var. Neyse, biz bununla un kapağına gittik. Bekliyoruz falan, biri bizi keşfetsin vesaire falan filan. Akşam oldu, karanlık bastı. Ekrem abi var, menajer. Kim? Ekrem abi. Ekrem abi, evet. Ne o? Menajer. Menajer. Geldi, dedi ki sizde dedi bir karizma, bir ışık görüyorum dedi. Bende de fener var, hiç çaktırmıyorum. Ulan neyiz bu? Müthiş espriler. Evet. Şey de, lakife de ediyoruz arada. Yani müzisyen olduğunuz kadar esprilisiniz de. Komiyiz falan.
Bazen biz kendimize dağılıyoruz falan. Olur mu hep böyle kendimize dağılıyoruz? Provalarda falan dağılıyoruz, yapamıyoruz provalarda. Kimse toplanmıyor. Ya neyse falan. Dedi ki size dedi bir imaj yapacağım falan filan. Grubun ismi dedi Abla olacak. O zaman dedi ki bu. Ben dedim ki bizim grubun ismi var zaten. Biz Daşkaya'yız dedi. Daşkaya, abla dedik bizi bozar yani. Bazen. Ne abla falan. Ha. Dedi sizinle grup yapacağım falan. Biz böyle... biz kullandık falan. Yani bir kullandık biz falan. Neyse gittik sonra... Yaptı bu dedi abla olacak falan. İki tane de abla verdi orada duruyorlardı. Ondan sonra işte imaj falan filan böyle çıktık biz. Ha. Evet. Ha. Ama aslında grubunuzun ismi Daşkaya'ydı. Daşkaya dedik ama o dedi iri kaçar dedi isim olarak dedi. İrike eder dedi. Ne? Daşkaya dedi irike eder dedi. Güzel. He. Neyse. Peki türünüz nedir? Ya tür nedir ki? Tür dediğin nedir ki ya? Bravolar. Çok. Dünya yani, mısın yapıyorsun? Ha dünya. Sen de rap yapıyorsun. Seni de takip etmiyor değiliz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ha. Ama saç hiç şey yapmıyor onu değil mi? Beni daraltıyor. Daraltıyor. Benim de fikrim güzel. Değil ha. Ekrem abi çok diretti. Bazen diyorum bu neyim? Usturayı falan. Sıfıra. He. Değil mi lan? Ne yapalım? Tamam peki yeterli. Tamam. İsterseniz yani müziğinizin türü ne? Aslında ne yapıyordunuz şimdi? Şimdi bizim müziğimizin türü ya Abba diye bir grup var biliyor musunuz? Abba. Bu Abba bizim korsanımız. Korsan. Ama biz korsana karşıyız. Allah. Peki siz yani sizin bu grup mu Abba grubu? Hayır değil. Hayır onlar bizim taklidimiz oluyor. Biz onlarla bir alakamız yok. Peki onlarla... dinleyelim o zaman. Ha, tamam olur. Neden olmasın? Ne çalıyorsunuz? Siz ne çalıyorsunuz? Bir dakika. Siz ne çalıyorsunuz? Ben gitar. Siz? Klavye. Peki verin gitarı. Ver gitar ver. Hayır. Sök. Tunca sök. Sök. Sök de ver onu. Playback. Sök de ver ha. Playback yapacaksınız. Playback yapacağız. Aman of tamam. Ver hassas alettir bunu şey yapmayın ha. Ulan dandun çalıyorsunuz oradan içim gidiyor Allah'ım. Evet. Bu sağ gitar ama ben. Hazır. Çalalım. Playback mi? Take your mind, I'm the touching love. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, when you're feeling down. If you're all alone. Çocuklar, bu abla. Bu da abla. Ne diyelim? Bu play. Ya yapmayın, kimi kandırıyorsun Reyhan? Niye bunları çağırdık bize? Okan Bey, bizim öbür albüm için bir parça daha hazırlamıştık. Onu da şey edebiliriz size. Ha, gerekirse. Işte. O da böyle bir şey mi? Hayır, yok, orijinal, tamamen... orijinal o. Bizim yani. biz orijinaliz. Tamam gidin onu hazırlayın o zaman. Peki. Tamam o zaman görüşürüz. See you later alligator. Hey kız ağlamayın o artık damat. Korinona aşık veriyor evlat. O küçücük bebecik ufacık.
karanlık çağ bilse, tek bir celsede yükü boşaltabilse, lirik sifon olur, dertlerim şitse, okyanuslar dizime kadar en dipte. Yeksin gelse de karanlık çağ bilse, tek bir celsede yükü boşaltabilse, lirik sifon olur, dertlerim şitse, okyanuslar dizime kadar en dipte. Reiki, yoga, meditasyon, benim aşkım rap ve şu mikrofon, bebek de geliyor, işte mutlu son, ben biberon, rap mikrofon. Rapimin şamağı görenleri, Batı Berlin geri geldi, eğil hiçbir şey ölmeden, yer altı değil, kemiklerin kireçlendi. Rapimin şamağı görenleri, Batı Berlin geri geldi, eğil hiçbir şey ölmeden, yer altı değil, kemiklerin kireçlendi. Ben ben biberon, rap rap mikrofon, ben ben biberon, rap rap mikrofon. O deli dolu günlere veda et artık, bir ömür sürecek, kimseyi çaksın. Bravo! Hanım hoş geldiniz tekrar. Şimdi eğer yönetmenimiz hazırsa bazı bağlantılarımız var. Onları yapmaya çalışacağız. İlk olarak nereye bağlanıyoruz Reyhan? Japonya'ya bağlanıyoruz. Banu Hanım hazır mısınız? Evet, ilk olarak Japonya'ya bağlanıyoruz. Japonya'da bizi Özgür karşılıyor. Özgür. Okan. Okan. Özgür. Neredesin şu anda? Okan, Japonya'dayım. Japonya'dayım. Japonya'da günlerden gündüz. Japonların Banu Alkan Sarıcı... Özgür! Özgür! Okan. Ne demek Japonya'da günlerden? Saat kaç şu anda orada? Saat şu anda 2:15 var. Gündüz. Evet. Peki. Okan, Japonların Banu Alkan sevgisi bizi buraya getirdi. Güzel. Peki. Yanındaki Japonlar kimler? Tanıyalım. Sol yanımda Yasu var. Yasu, Banu Alkan'ın fanatiği. Japonya'da. Gördüğün gibi çıldırıyorlar Banu Alkan için. Burada... Banu Hanım da onlara el sallıyor söyle. Banu Hanım size el sallıyor. Özgür görebiliyorlar mı diyor. Sanıyorum görüyorlar efendim. Banu Hanım'ı görüyor musunuz? Görüyorum. Özgür, Japonlar Türkçe mi konuşuyor? Okan çok ilginç. Japonlar Banu Alkan'ın şarkılarından Türkçeyi öğrenmişler. Öyle mi? Evet. Acaba tanıdıkları bir Banu Alkan şarkısı var mı? Bir Banu Alkan şarkısı biliyor musunuz? Tabii ki biliyorlar. Söylesinler. Hangisi? Söyleyin. Banu Hanım. Şimdi toka. Seno. Bilirim benim adı Sanger. Senin kadın bedeninde bir gün beni azarsan gel. Geceleri bağlar odun gündüze. Okan yeterli mi? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Özgür, tekrar bağlanacağız sana. Bir gün beni arzularsan gel. Evet.
Nereye bağlanıyoruz şimdi? Medya arkasına bağlanıyoruz. Afrika'ya bağlanalım. Özgür. Okan. Okan. Özgür neredesin? Okan Afrika'dayım. Hadi Okan, oradan Özgür. Dünyada inanılmaz bir Banu Alkan hayranlığı var. Dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Şu an Afrika'dayız. Yanındaki kim? Yanımdaki Afrikalı bir arkadaşım. Afrika neresi ya? Afrika koca bir kıta ya. Afrika kıtasındayız. Banu. Gördüğün gibi. Banu. Ama o Banu'yu yiyecekmiş gibi bakıyor. Banu Alkan. Banu Alkan ben çok seviyor. Okan gördüğün gibi Afrika'da da Banu Hanım çok seviliyor. Peki biraz önceki Japonlar orada. Okan onlar bizi yalnız bırakmadılar. Onlar gezmeyi seviyorlar zaten. Bizle beraber geldiler. Peki güzel. Acaba Banu Alkan'ı tanıyor muymuş? Banu Hanım siz sorar mısınız? Acaba sizi tanıyor mu? Merhaba. 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 Banu Hanım. Seviyorum. İngilizce konuşmak ister misiniz? Afrika'da konuşulan bir lisan İngilizce biliyorsun. Hi. Hi. Merhaba. Merhaba. Şarkı. Şarkı diyor Okan. Bir şey sormak istiyor musunuz Banu Hanım? Ben çok seviyor. Hadi canım. Me too, me too. Me too diyor. Bak o Türkçe konuşuyor, Banu Hanım İngilizce cevap veriyor. İşte Türkiye böyle giriyor dünyaya. Güzel. Peki, ne hangi şarkıyı biliyor acaba Banu Alkan'dan? Which song do you know? Kaldıramazsan kaldırırlar. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Benim yarim mis gibi. Hadi be oradan. Kaldırırlar gülüm. Benim yarim mis gibi kokuyor. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Benim yarim mis gibi kokuyor. Benim yarim mis gibi kokuyor. Benim yarim mis gibi kokuyor. Evet Özgür. Okan. Dur. Nereye bağlanıyoruz şimdi? Başka bir kıtaya geçmediler mi? Miami'ye mi bağlanacağız? Nereye bağlanıyoruz? Efendim, Özgür? Okan. Olmadı orası Japonya. Malum bir plaj. Okan. Orası, tamam. Malum bir plajı. Okan, Miami Beach'teyiz. Oh Miami, oh. Oh Banu Hanım dedi ki, oh Miami. Miami, yes. Yanında kimler var? Banu is so sexy. Okan, sol yanımda George. Ya orada Japon'un kolu giriyor. Japonlar da burada. Harika ya. Hayranların bir anda konuşuyorlar Okan. Ne diyorsun? Duymuyorum. Ya Banu Alkan, it's great. So cool. Ya. Okan, Amerika'da Banu Alkan'ı çok seviyorlar. Banu evet. Hanım, acaba bir şey söylemek istiyor musunuz Amerikalı hayranlarınıza? Miami'de? Aslında hep sürekli oralardayım. Nasıl bu hayranlarıma rastlamadım? Belki de tanıyorsunuz. Çok üzgünüm. Banu, hi. Hi. Hi, how are you? Thank you, and you? Great. I love you. You're so sexy. Me too. I love you. Çok güzel ya. Oh. Miami tabii. Biraz sonra Tahiti'ye gidelim. Miami günleri aklına geldi. Bir de Tahiti'ye gidelim. Efendim. Şimdi. Okan, dünya Banu Alkan'ı çok seviyor. Bugün ben bunu anladım. Aferin, iyi halt ettin. Peki, Amerikalı sörfçü kardeşler bir şey söylemek isterler mi? O dudakları nedir onların iyice? Çok mu yanmışlar onlar, nedir? We can sing a song. Yılbaşında Miami'deyim inşallah. Öyle mi? Evet. Bir gün beni arzu... Dur, bir dakika. Özgür. Özgür, yılbaşında Banu Hanım Miami'deyim diyor. Beklesinler beni. Beklesinler beni diyor.
Özellikle soldaki. Özellikle soldaki. Peki. Banu Hanım'ın hangi şarkısını biliyorlar? Banu Hakan son kez. Bir gün beni arzularsan gel. Tenin kaldı bedenimde. Güzel. Bakın ne güzel Miami Türkiye arasında beraber söylüyorlar canlarım. Geceleri bağlar oldu gündüz yüze. Bir gün beni teşekkür ederiz. Sizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Şarkınız da çok güzel. Siz de çok güzelsiniz. Ben söylemek istediğim. Ay bir dakika, bir dakika. Özür dilerim. Buyursunlar. Ben bu gece burada olmaktan dolayı çok keyif aldım. Çok mutlu oldum. Sizi seviyorum. 90-60-90 olmak üzereyim. Yalan mı? Hayır, harikulade görünüyorsun. Gerçekten ekran hakikaten çok olduğumuzdan daha fazla ama bir iki kilo daha kaldı gibi Okan. Şarkınız buradan, da çok hoş görünüyordunuz. Size göndereceğim DVD'sini. Canım benim. Buradan Amara Beach, Side'deki otele gün doğdu. Gün doğdu da daha doğrusu Side'de gün doğdu da. Amara Beach otele sonsuz teşekkürler ediyorum. Çünkü bir ay inanılmaz masajlar, böyle muhteşem bir güzellik merkezi var Amara Beach'te. Hakikaten 3-4 kilom kaldı. Dönüyorum evet. Amara Beach'e. Ve Okan'cığım 90-60-90 olarak döneceğim sana. Hanımlar, beyler, medya arkası! Durduk. Şunu düzeltmek istiyoruz. Rating sıralamasında, burada aldığımız ratingleri göstermiyoruz ama geçen haftaki program açısından yine de güzel, 400. Televizyon makinesi değil. Makinası. Bunu özellikle AGB'yi bu konuda uyarıyoruz. Bizim programımızın ismi televizyon makinası, makinesi değil. Eğer makinesi olsaydı Hakkı Bey bizi uyarırdı. Hakikaten de uyardı. Biz Hakkı Bey'e rağmen makinası yazıyoruz. Evet, devam. Bana rağmen değil, ikisi de olabilir. Olabilir mi? Tabii. İşte büyük buluşma. Anne, baba ve evlatlarım. İşte mutluluğumuz. Bu hayatı yaşamalıyım. Dur! Efendim, Türkiye kurtuldu. Türkiye rahatladı. Hakikaten yani bu barışma çok iyi oldu. Çünkü biz hepimiz çok üzülüyorduk gerçekten. Yani bunun alemi yok. Bu renkli basın dediğimiz basının ya da elektronik renklilerin bu rengarenk işleri bazen renklerin dışına çıkıp Türkiye'de kapkara bir tablo yaratmaya doğru gidiyor. Hakikaten
renklilik olsun diye insanların özel hayatlarıyla oynamanın gereği yok. Bu da çok önemli bir oynama belirtisi. Barıştılar ve bir daha sanatları dışında da görmek istemiyoruz. Açıkça söylüyorum. Bir şey öğretmek için değil. Daraldığım için. Evet, devam. Vallahi haberim yok. Bu Seda Hanım ortadaki de çocuğumuz olsun inşallah. Götür bu çocuk. Hay Allah. Ben bir tek şeyden korkarım. Yıllar sonra bulduğum bu sevgiyi, bu sevdayı kaybetmekten korkarım. Başka hiçbir şeyden korkmam. Dört! 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 Ben de evlenmek istiyorum stüdyoda. Ve böyle bir insanla evlenmek istiyorum. Ayrıca da gerçekten Seda ablaya böyle bir adam gerekiyordu. Gerçekten. Ağladığında bile delikanlı olacak bir adam gerekiyor. Bu bizde yok işte Hakkı abi. Biz bunu yapamıyoruz. Biz ağlayınca ağlıyoruz ya. Seda ablaya ve yeni eşine çok güzel bir evlilik diliyoruz. Ve herkes bundan sonra Kanal D stüdyoları erkek stüdyo olacak. Dağılın! Dön, kes! Bak ağlarım. Bana duygusal şeyler çalmayın. Ağlarım. Hatta gözyaşı atarım üzerinize. Ayrıca da gözyaşlarımı nişanlayabilmek gibi bir kabiliyeti var. Biz onlar adına çok mutluyuz, şaka bir yana. Seda'ya ve Nihat'a çok güzel yıllar diliyoruz beraber. Seda'ya... Çok sevdiğimiz Seda'ya ve Nihat'a sakın bir süre ayrılmayın diyoruz. Bir süre, yani bir süre dediğim uzun yıllar. Ve haftaya da bize gelin diyoruz, davet ediyoruz. Hatta şu gözyaşlarını nereye nişanlıyor onu görmek için. Evet. Buradan çok samimi bir alkış Nihat'a ve Seda'ya. Bravo! Devam! Dansa geldi sıra. Dans. Kolum ağrıdı. Evet, gelsin efendim. Pop istiyor, pop. Bununla ilgili bir yorumum yok. Sadece Aclan iki yeni figür bulmuş. Size onu göstermek istedik. Devam. Saçlarını kısacık kestirerek kendinde büyük değişiklik yapmasının sebebini bakın nasıl açıklıyor divamız. Hücrelerimi yenilemek için arada sırada belirli zaman dilimlerinde öyle kendimle de barışığım. Kendimi yenilemek isterim. Benim hiç ortam yok galiba. Ya her şeyi uç seviyede yaşıyorum. Tam dibinden bu sefer de hallettim. Acaba ne var acaba?
gittim. Doktordan, kadın doktorundan rapor aldım. Erkeklerle ilgili. Alman doktorundan aldım. Titriyorum şu an, utanıyorum da yani bunu göstermeye. Yani çok benim özelim bu. Ama mecbur bıraktılar bunu göstermeye. Kimse bana inanmadı. Dur adam. Hakkı Bey, bu buyursunlar. Neydi? Ben anlamadım. Evet, bu da Alman doktordan alınan bekaret raporu. Niye gördük ki biz onu? İşte biz onu size sormak istiyoruz. Üstadımız, ikisi... pirimiz olarak. Bu iki haberi arka arkaya koyduk arka ki. Arka niye geldi? Özellikle. Arka arkaya koyduk ki bu... Beni bu alanda uzman mı zannediyorsunuz? Yani? Hayır. Hayır. Çok, benim için çok karışık bir düzen. Benim için de çok karışık. Artık anlamaktan acizim. Bu saatte niye zihnimizi karıştırıyoruz? Hayır. Şunun için, şunu konuşmak için koyduk. Çünkü yani bu... Tamam. Şimdi gazetecilerin de hakkını yemeyelim. Magazinin de. Hakkını yiyoruz bazen. Evet. Tamam, bu onların çanak tuttuğu bir düzen. Ama öbürleri de koşturuyorlar ya. Biri nereyi kestirmiş? Beriki bekaret raporu. Yani hırsızın hiç mi günahı yok? Bu evlenme talebi demin onun bir çaresine bakalım isterseniz bize. Zihni fena takılmaya başladı bu konu. Bunu magazin basının hakkını yememek için koyduk. Haklısınız. Devam! Şakacı bu kez Reyhan Karaca ile bir olup Hasan Yılmaz'ı şakalamak istedi. Bir alışveriş merkezinde iki sanatçının imza gününü fırsat bilen Mustafa Karadeniz bu kez muhabir kılığında yaklaştı. Reyhan Hanım'a der misin? Ben yırttım, ben yırttırdım posteri. Ben yırttım demiyorum. Allah sana. Aşkına de. Ben yırttım. Hasan abi bir saniye. Ben yırttım. Hasan abi bir saniye. Tamam bir saniye. Dur lan. Şimdi aslında burada altta bir şey yazıyor. O magazin programının yazdığı şey. Seda Sayan, Nihat Doğan'a. Biz onu göstermiyoruz. Biz arkada hani bir şakalar var ya, magazinciler şimdi yeni şakalara şakalar yapmaya başladılar. O şakalar artık çok yüze göze ve her şeye bulaşmaya başladı. Yani sadece yüz göz değil, yüze göze bulaşacak. Ve bu kadar bulaşıklık sonucunda başka tehlikeler bekliyor aslında bunları diye düşünüyorum. Çünkü çok sert oluyor olaylar. İşte bunlar şakacılar. Görelim. Alt yazıya takılmayın. Biz sana şaka yaptık. Kamera şakası yaptık. Ne yapıyorsun Hasan abi? Bir saniye. Ne şakası? Abi Reyhan da haberi var. Bak her anlamda biz sana şaka yaptık. İşbirliği yaptık biz. Ne yapıyorsunuz abi? Belirtmeyin lan. Reyhan'ın da haberi var. Biz sana işbirliği yapıp sana yapma şaka yaptık. Yapma lan bana. Tamam Hasan abi. Bir saniye. Ne şakası yaptık Hasan abi? Kamera şakası yaptık Hasan abi ya. Ya. Dur. Yani inanamıyorum. Ama herkes inanıyor ve herkes memnunsa ne yapalım? Yapacak bir şeyimiz yok. Anladın mı? Burada da hiç öyle hani ve ne oluyor falan filan. Ben televizyon programlarına başladığım zaman efendim televizyonun en ahlaksız çocuğuydum. Yani televizyonda ahlaksız bir şey göstermek gerekirse, bir misal vermek gerekirse beni misal veriyorlardı. Hiç de değil. Hayır, başladığımda öyleydi. Hayır değil. Neydi agresif olabilir. Ama bunun eleştirilecek bir tarafı bile yok. Yok. Nedir yani Allah razı olsun. Ama bu böyle bir yani bir acayip şeyin sinyallerini veriyor. Benim derdim evet, o. Evet. Yani benim derdim bu da bir kenardan devam etsin. Bize ne? Hayır. Diyemiyor. Devam. Teyzin neden geçiyoruz Hakkı Dede'ye? Dur bir dakika, bir dakika açalım sesini, yine Hakkı Dede. Bu bizi çok sevdi efendim. Açtık mı sesini? Görelim. Havalar bu son günlerde bir bahar havası gibi. Kışın ortasında olmamıza rağmen ilginçtir, havalar iyi gidiyor. Bu bahar havaları haftalardır benimle uğraşan Okan Bayülgen ve Hakkı Devrim Dede'yi de etkilemiş olacak ki... ...bu hafta benden stajla bahsedip kalbimi kazandılar. Hakkı Dede ve Okan'a sevgilerimle yanıtımdır. Hakkı Dede de böyle bir
Efendim yani bir alt mesaj var. Yok yok. Geliyor. Ben doğrudan çocuk diye bahsediyorum. Güzel peki. Huysuz ve sevimli Hakkı Dede'nin Hakan Aygün'den sempatiyle söz etmesi acaba mutluluk çubuğu mu taktırdı sorusuna yol açtı. Ama Hakkı Dede, Hakkı Dede kadar sana. Bundan da bu bekliyorum. Evet. Şimdi mutluluk, biz ona bir açıklama yapalım. Ben yapacağım. Siz şey yapmayın efendim, zahmet buyurmayın. Şimdi bizim söylemek istediğim şey sadece şu. Mutluluk çubuğu böyle mutlu olmak için takılan bir şey değildir. Şöyle hani son programımızda Hakkı Dede kadar da sana demiştik ya. Şimdi de sevgili Hakan'a mutluluk çubuğu kadar da sana diyor. Bu bahsi kapatıyorum. Evet, sanıyorum medya arkası bu kadar. Şimdi daha var mıymış? O zaman birazdan yapalım. Şimdi Japonlarımız gelecek. Biliyorsunuz ülkemizde birçok Japon yaşıyor. İşte bu Japonları şimdi hep beraber görelim. Yasu ve Kayo! Hoş geldiniz. Yasu ve Kayo. Siz yalnız gelmediniz. Ayrıca evet. Da bir Japon hanımefendi var. Evet. Türkiye'de yaşayıp Türkiye ile ilgili kitap yazan bir Japon hanımefendi. Onun ismini anons eder misiniz lütfen? Kase Hanım. Efendim? Kase Hanım. Kase Hanım. Evet. Yani kanın bölümü Japonca değil, değil mi? Evet. Evet. Canım benim. Peki o zaman onu Japonca anons edebilir miyiz bağıra çağıra? Kase-san. Kase-san. Hoş geldiniz. Diğeri şu. Buyursunlar. Böyle oturabilir misiniz acaba? Kayo'da da mikrofon yok değil mi? Neyse o Yaso'yla beraber konuşurlar. Hoş geldiniz efendim. Sizin Türkiye ile ilgili yazdığınız kitap bu. Evet. Ve ama bu Japonca bir kitap. Ters, ters. Efendim? Ters tutulmuş galiba. Öyle. Öyle, evet, özür dilerim. Benim salaklığım. Hayır, işte değil canım. Alfabeye kendine göre öyle tutmam gerekiyordu. Öyle. Buyursunlar. Bu. Bu her eve gerekli. Alın, okuyun. Evet, ne kadar zamandır Türkiye'desiniz? Elinizdeki mikrofona konuşur musunuz? Yaklaşık 11 sene oldu. 11 sene evet. Oldu. Nereden aklınıza geldi acaba Türkiye ile ilgili bir kitap yazmak? İşte Japonya'nın eğitim derinliğinde 5,5 senedir dizi olarak her ay yazıyordum. Okuyucular bir kitap haline getirmek evet. istediler. Evet. Onun için işte 3 sene oldu bu kitap çıkarlar. Peki, sizinle Japonlarla ilgili dosyasıyla Sabah Tümer geliyor!
Fevkalade. Teşekkürler. Bir bardak alayım. Evet. Şimdi Sabah Hanım, sizin mikrofonunuz var mı? Peki, olabilir. Teşekkür ederim. Ederim. İyi ki çok getirdiniz canlarım. Peki. Sabah Hanım, şimdi siz bu arkadaşlarımızla ilgili bir dosya hazırladınız. Bu dosyada size yardımcı olan Türkçe, Japonca tercüme yapan Kenan Konolu. Size mikrofonumuz olmadığı için vagon vereceğiz. Buna konuşacaksınız. Buyursunlar, bir el mikrofon da geldi. Evet, ne kadar zamandır Japonca tercüme yapıyorsunuz? Yaklaşık 12 sene oldu. 12 senedir yapıyorum. Yaklaşık? 12 sene oldu. 12 sene oldu, evet. Peki, buyursunlar, sizi dinliyoruz. Bizler size çok güzel çalıştık Kenan Bey'le. Biraz yukarı alır mısınız mikrofonunuzu lütfen? Duyamıyorsunuz. Evet, konu çok ilginç. Duyunca anlayacaksınız. Buyursunlar. Bu zamana kadar ben de hiç merak etmemiştim. Yani Japonları çok merak ediyordum da neden Türkiye'deler, neden Türkiye'de yaşıyorlar, niye burada yaşamayı tercih ediyorlar diye. Bir dakika, daha ne sonra... oldu? Bir dakika. Ben el mikrofonu mu alsam acaba? Koy bakayım, koy denelim. Şimdi duyabiliyor musunuz? Ben el mikrofonunu alsam olur mu? El mikrofonunu. Hanımefendiye verin kendi mikrofonunuzu. Oradan sıkı. Evet. Duyabiliyor musunuz şimdi? Evet, çok güzel duyuluyor. Evet, buyursunlar. Şimdi bu Türkiye'ye gelen Japonlar genelde belli bir yaşın üzerindekiler geliyor. Yani genç Japonlar Türkiye'yi tercih etmiyorlarmış. Genç Japonlar Türkiye'ye gelmiyorlar. Nereye gidiyorlar genç Japonlar? Daha önce Avrupa'ya gidiyorlar ama son zamanlarda yeni yeni balayı turları başladı Türkiye'ye. Balayına geliyorlar Japonlar. Ve genelde İstanbul... Ama bizde sevişmeye gelmiyorlar. Kendi aralarında sevişmeye geliyorlar değil mi? Önce evleniyorlar, sonra balayına geliyorlar. Zaten sevişmiş oluyorlar. Bilemiyorum. Ama Türkiye'den de koca bulan Japonlar var değil mi? Türkiye'den de koca bulan Japonlar var değil mi Yasuo? Var var var. Var var var. Doğru cevap. Devam. Genelde İstanbul'u tercih ediyorlar çünkü İstanbul'un egzotik yapısı onların çok hoşlarına. İstanbul'da yapıyormuş. Egzotik bir şey var mı? Onlara göre var demek ki. Nesi egzotik İstanbul'un? Nesini egzotik buluyorsunuz İstanbul'un efendim? İstanbul'un her şey. Her şey egzotik. Evet. Ve de Türkiye ile ilgili kitap yazıyorlar. Daha doğrusu çizgi roman yapıyorlar. Çünkü daha ziyade Japonya'daki gençler dil çok zor bir dil olmuş olduğu için... Çizgi romanların üzerine yani az yazılan çok resim olan şeyleri tercih ediyorlarmış. Onun için de siz de galiba bir çizgi roman yazdınız değil mi? Hayır. Ben normal kitap yazdım. Onun yazdığı kitap. Evet. Ama şimdi resimler de var içinde. Şimdi bu kitap gerçekten çok iyi. Çocuklar biraz kitaba göz atalım. Çünkü buraya gelen Japonlara yazılan birçok kitap var. Ve bunlar birer gezi defteri gibi. Ve hanımefendi burada yaşadığı zamanlarda bakın biraz yaklaşabilir miyiz acaba? Bakın, tabii ki Japoncasını anlamıyorsunuz fakat mesela döneri çizmiş. Döner. Burada da Unyak Oha Döner. Yukari Takahashi. Yukari Takahashi. Burada Gonya Oha. Türkiye'de böyle oturabilirsiniz. Gonya Oha. Benim de bilmediğim bir bitki. Burada nerede olabilir bu acaba? Görebiliyor musunuz? Bu nerede? Evet. Ben daha önce Cihangir'de Japon restoranı işletiyordum. Evet. Bir otelin en üst kattaydı. Evet. Otelin girişinde yani benim Japonya'dan getirdiğim köpek gezdirirken çektim. Japonya'dan getirdiğiniz köpeği gezdirirken. Burada bakayım ne var? Bu Bülent Ecevit. Görelim. Evet. İşte biraz politikadan bahsettim. Politikadan bahsettiniz. Hı hı. Bu ne? Biber. Kırmızı biber olsun. Kırmızı biber. Evet. Ben orada bir araya girebilir miyim? O buyurun efendim, konuşabilirsiniz. Ben göstermeye devam ediyorum. Meyve sebzeleri Türkiye'deki çok beğeniyorlarmış. Çünkü Japonya'da meyve ve sebze çok pahalıymış. Ve taneyle satılıyormuş. Bizdeki gibi kiloyla satılmıyormuş. Belki ondan mı acaba sizin dikkatinizi çekti de kitabınıza koydunuz? Bu nedir? Yok, sadece
Böyle... Bu nedir? Bunu yani... söyleyebilir misiniz bana? O, tabaktaki o... hayalet. İşte o ismi neydi? Ben de unuttum. Türkiye miydi? Efendim, Türkiye yanımızdaki miydi? Bu bıyıklı bey kim? Şuradaki, görelim. Profiterör mu? Aa, evet. Ha, o işte... Aşçımız. Japon aşçı. Hayır, bu Cihangir'de Pera Kasab... Kasap. Patron Şevket Bey. 10 seneden beri ayrıca tanışıyoruz. Bunu görelim. Japonya'dan getirdiğim köpek. Köpek ve Japonya'dan evet. getirdiğiniz kız. Ama ürüdü 4 sene önce. Ürümeden 3 gün önce çektik. İşte mahallemizde. Ben Çukurcuma'da oturuyorum. Evet. Orada mahalle kedilerine bakıyorum. Mahallenin kedilerine bakıyorsun. Evet. Evet. Şimdi ilginç bir şey var benim duyduğum. Japonlar Türkiye'ye geldikleri zaman özellikle turistik mekanlara, yani başkalarının yaptığı gibi turistik mekanlara dağılmak yerine çok özel, otantik yerler arıyorlar mesela, değil mi? Kimsenin aslında başka turistlerin gitmediği mahallelere gidiyorlar. Asıl gerçek Türkiye'yi yaşamak maksadıyla öyle mahallelerde ev tutuyorlar, oturuyorlar. Aslında bizim aramıza karışmak istiyorlar galiba, öyle mi efendim? Evet, benim tanıştığım Japonlar, İstanbul'da oturanlar, genelde böyle diğer yabancıların oturduğu yerlere değil de böyle Türklerin, Türk ailelerinin, geleneksel yerleşim bölgelerinin olduğu yerlere geliyorlar. Ondan dolayı da çok ilginç tecrübeler yaşıyorlar. Evet, çok azgın bir seyircimiz olduğu için onları birkaç dakika Abla grubunun ikinci şarkısıyla baş başa bırakacağız. Nasılsınız? Mikrofonunuz açık mı öndeki? Onu açalım. Ona konu. Nasılsınız? Ses bir. Evet, açık mı? Ses açık. Ne? Aa. Ama kendi tarzınızda bir parça mı olacak bu? Evet. Şalvarlara bakılırsa öyle. He, daha bize özgü bir şeyler koymaya karar verdik bu sefer. Bu albümün ikinci parçası mı oluyor? Bu albümün üçüncü parçası oluyor. Tamam, bağlama bu şalvarını şimdi, görülüyor. Yapalım evet. mı, ne yapalım? Yapalım. Yapalım diyorsunuz. Yapalım. Playback mi yapacaksınız burada? He? Evet. Duymuyor musun? Playback mi yapacaksınız? Arkadan çalma, evet, playback yapacağız. Arkadan çalma. Peki, arkadan çalmaları gelsin. Yapalım. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know, you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Crush new kicks and bands, you got it like that. Now you know you want to dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, bump a little bit and let the noise go on like that, like that. Defolun. Çok çaresiz ama ya. Bir gelmezseniz. Tamam, biz gidiyoruz. Bir dakika, var mı başka şarkınız? Kendinize göre hazırladınız. Var. Söyle bir şey. Söyle. Bir şarkınız daha var. O söyleyebilir, ben de eşlik ederim. Tamam, peki gidin onu hazırlanın. Ha? Çocuklar, sakinleştiniz mi? Tamam, biraz sakinlik, biraz sakinlik. Evet, buyursunlar efendim. Yerleşim bölgelerinden. Yerleşim bölgelerinden söz ediyorum. Yani çok geleneksel yerlerde oturuyorlar, değişik yerlerde oturuyorlar. Bildiğim kadarıyla benim bu Japonca kitap yazmış olan insanlar var İstanbul'da oturuyor. Bir dakika, özür dilerim. Çocuklar. Çocuklar! Her seferinde bir şarkıcı sokamam içeri. Onun için bana birkaç dakika verin ki misafirlerimize, özellikle Japonlara karşı mahcup duruma düşmeyeyim. Çünkü hanımefendiyi çok zor bulup getirdik. Bu kitabı yazan hanımefendi İstanbul'da. Biliyorum eğlenmek istiyorsunuz ama birazdan daha fazla eğleneceğiz. Onun için bana iki dakika verirseniz hanımefendiyi ağırlamak istiyorum. Lütfen Türk misafirperverliğimizi göstermemiz gerekiyor. Evet.
Efendim, onlar da çok azgın. Çünkü biz siz gittikten sonra ışıkları kapatıp sevişeceğimiz için burada. Onun için çok hazır hissediyorlar kendilerini. Buyursunlar efendim, şimdi sizden alalım. Yani böyle, benim bildiğim kadarıyla bu çizgi roman şeklinde yazılmış kitaplar var. Bu Kasya Hanım'ın yazdığı gibi kitaplar var. Bunlar birçok Türk'ün bile aslında bilmediği ilginç yerler. Yani biz kendimizi nasıl görüyoruz? Bir Japon'un gözüyle bakıldığı zaman gerçekten farklı. Bir Japon'un gözüyle bakıldığında, tabii bunu ancak kitabı okuyanlar bilebiliyor ama Japonlar bizden bahsediyorlar ve Japonya'da Türkiye'ye gelenlerin ya da burada oturmuş olanların kitapları gerçekten satılıyor. Neden? Çünkü Japonlar okuyorlar. Japonlar biliyorsunuz ki dünyada en çok okuyan millet. Hu! Yani bundan yani demedikleri için ya da okudukları için öyle yapmıyorlar. Çok okudukları için, çünkü otur. Çünkü orada her gün nani nani diye herkesi lafa tutuyorsun. Otur buraya. Evet. Teşekkür ederim. Otur. Ha, hangi üniversiteden geliyorsun? Üniversitede değilim. Final dershanesinden geliyorsun. Evet. Sesin kısık fark etmez. Biz seni burada alarak, yani yaramazlık yapanı hocaya yakın oturtarak. Şimdi ne? Evet. Şimdi Japonlar çok okudukları için biz bugün bir, çocuklar lütfen, bir Japon mucizesinden bahsedebiliyoruz. Eğer bunlar her şeyle ilgili bu kadar yazmamış olsalar bugün bir mucizeden bahsedilemez. Çünkü Türkiye'nin önündeki bütün bu engelleri aşabilmesi için Türkiye'ye en çok gereken şey barajlar kadar, yollar kadar, kanuni değişiklikler kadar aynı zamanda çok kültürlü ve çok okuyan bir ülke olmamız gerekiyor. Bakın, bu kitap Japonya'da çok satmış bir kitap. İnanabiliyor musunuz? Senelerdir Türkiye'de, Cihangir'de yaşayan bir hanımın Türkiye ile ilgili yazdığı bir kitabı Türkiye'ye gelmeden önce herkes alıyor, okuyor. Niye? Çünkü Türkiye'ye geliyorlar da ondan. Halbuki biz Hawaii'ye, Miami'ye, Paris'e, Londra'ya, Berlin'e gidip böyle bakıp buranın neresi meşhur diyoruz. Orası Çorum değil ki leblebisi meşhur olsun. Alkışlanacak bir şey yok. Bizim kendi ülkemizi bildiğimiz kadar başka ülkeleri de bilmemiz gerekiyor. Ülkemizi çok seviyoruz, çok beğeniyoruz. Türkiye'den tatile giden herkes bu magazin basını yüzünden Miami'ye gidiyor. Miami'de hiçbir şey yok. Ama biz dünyayı tanımıyoruz. Bunu dinlemediğimiz için, bunu bilmediğimiz için. Oraya giden hiç kimse, ben gittim bir Türk'üm, Miami'yi gördüm. Atıyorum Miami'yi sor ya da Paris'i gördüm ya da Berlin'i gördüm. Ve bununla ilgili şu kitabı yazdım demiyor. Onun için ben de dahil, ben de aynı şekilde aynı salaklığı yapıp Hawaii'ye gidip orsa orsa buranın neresi meşhurdur diye bakıyorum. Çünkü sörf yapmasını bilmem. Her gün otelin önüne bir sedyenin üzerine konulup güneşlendirecek kadar yaşlı değilim. Golf gibi saçma sapan sporlar oynamıyorum. O zaman Hawaii'ye gitmenin hiçbir alemi yok. Ama gittim. Neye alkışlıyorsunuz lan? Ama gittim. Niye? Salaklığımdan. Hawaii'ye ucuz bilet vardı. Ama niye? Salağım çünkü. Halbuki Japonlar, burayı gezen bütün Japonlar çok akıllı. Şimdi bunları, bu insanları tekrar size tanıtmak istiyorum. Bu adam dünyada çok zor yapılan bir işi yapıyor. Japonca öğrenmiş. Çünkü yazıları böyle, yukarıdan aşağı. Yoksa aşağıdan yukarı mı? Yukarıdan aşağı, sağdan sola. Çok bilen var mı Türkiye'de Japonca'yı bilen? Son zamanlarda var. Arttı. Bir 10 sene önce yoktu ama son zamanlarda arttı, evet. Bize Yasu'ya, sen bu kitabı okudun mu Yasu, der misiniz Japonca? Yasu-san, kono hon yonda koto arimasu ka?
Bak işte çok acayip bir efekt bu. Türk, Türk kafası var adamda, Japon sesi çıkıyor. Yasu, efendim? Sen de Japonca cevap ver. Tamam. Yondemase. Bu kitabı okudun mu? Okumadım. Yondemase. Sen bu kitabı okudun mu? Evet, okudum. Yenimen, canım kayok. Evet. Bu her yerde böyledir. Kadınlar daha çok okur. Kadınlar daha çok okur. Ve Türkiye'de de kadınlar daha çok okur. Her yerde öyledir, doğrudur. Peki. Biz hanımefendiye... Nasıl hitap ediyorum Japonca? Hanımefendi. Kase-san. Kase-san. Kase-san dediğimiz zaman ne oluyor? Yani saygı belirtisi mi olsan sonra? Saygılı tabii. Ha. Kase-san. Ülkemizi, birçok Japon var ülkemizi tercih eden yaşamak için. Ülkemizde ne buluyorlarsa biz onu bulamıyoruz galiba. Çünkü bir sürü insan Türkiye'den şikayet ediyor. Bir küçük not müthiş bir ülke Türkiye, bir o küçük, da onu bulmuş. Buyursun bir herhalde. Küçük not ilave edebilir miyim? Benim oturduğum semtte kendi antenlerimiz var, uydu antenlerimiz ve Japon radyoları, televizyonları seyrediyoruz. Devamlı olarak. Çünkü çok Japon oturuyor biliyor musunuz Etiler'de? Doğru. Ben sabahları görüyorum, okul minibüsleri geliyor kapının önünden ve zannediyorum ki minibüs gidene kadar Japon annelerin mutlaka durup bakması gerekiyor. Emin ol, değil mi? Çok az. Kaç Japon yaşıyor Türkiye'de bir fikriniz var mı? İstanbul'da. Evet, resmi olarak Japon konsolosluğuna aşağı yukarı 850 kişi. Bu geçen sene ya da evvelki seneki rakam. Ama 850 mi dediniz? 850 ama... böyle kayıt etmeden oturanlar da çok varmış. Kayıt olmadan atan. Aşağı yukarı 2000. Şimdi biz tabii ki Türkler olarak Japonca kitapları okuyabilecek halimiz yok ama Türkiye'deki Japonlar gerçekten çok ilgi çekici, bize bakışları çok ilgi çekici. Buraya gelen bir kızımız da nasıl hanımefendi Türkiye'ye Cihangir'e aşık olup Türkiye'de yaşamaya karar verdiyse bu kızımız da Türkiye'ye bayılıyor. Onlar Taksim'deki Udonya restoranında çalışıyorlar. Point Hotel'in içindeki ve o bir Türk'e daha çok bayılıyor. Hangi Türk'e bayılıyorsun sen? Bir Türk'e bayılıyorsun. Bir Türk'e. Ben aynı salaklığı yapıyorum. Niye? Bağırınca daha mı iyi anlıyorum? Seçkin. Seçkin. Kim bu Seçkin? Seçkin Number One TV. Ha bu. Pardon. Evet. Hayır. Olsun olsun. Ah o kadar da kibar ki. Başka bir kanal söyleyebilirim. Tabii ki söyleyebilirsin canım benim. Seçkin başka bir kanalda yayın yapan. Pardon. Speaker. Bir spiker. Evet. Nesini beğeniyorsunuz bu seçkinin? Konuşma tarzı ve görünüş. Seçkinle karşılaşsan ne düşünürsün? Heyecanlanır mısın? Evet. Peki o zaman biz sana bir armağan veriyoruz. Evet. Hanımlar beyler Seçkin! İşte bu senin armağanın. Kayıp. Cidden. Evet. Hazır. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. How are you? Hi, thank you. Hello. Okuyor musun? Çalışıyorum. Biz de öyledir Seçkin, ya. Hoş geldin. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çünkü bu küçük hanımefendi şu anda tabii ki şoktan. Japon görenekleri gereği süzüm süzüm süzülüyor. Biliyorsun onlar da bizdeki gibi nihonlar yok. Ve programa gelmeden önce senden çok bahsetti. Çok heyecanla bir şey anlatmaya çalışıyordu. Ben bu ilginin bana olduğunu sandım. Fakat sonra anladım ki bu acayip adam senmişsin. Seçkin, yani sen onu tanıyor musun gibi bir şeyler söyledi bana. Ben kim ya Seçkin filan dedim ama sonra baktım ki sana olan hayranlığından demek ki sen de hayran olunacak çok şey var.
sevgili abicim. Hoş geldin. Saygılar. Çok beğeniyoruz. Şimdi nasıl hissediyorsunuz kendinizi Kayo? Salak gibi hissediyoruz kendimizi. Seçkin'i görünce aptallaştık. Yani bunlar sevinçten. Şoka geçirdim. Şoka geçirdiniz. Evet. Şoka geçirdiniz. Biz de hakikaten... Fakat Türkçenin tatlılığına bak. Şoka geçirdiniz. Siz de burada oturmak yüzünden şoka böyle bir geçirdiniz mi? Hayır, çok memnunum. Öcüymüş meyerse. Evet. Biz takılıyoruz ya böyle. Onlar... Hayır tabii tabii. Bu arada nerede çalıştığınızı söyler misiniz? Belki gelip orada bir şeyler yemek ister. Davet edebilirsiniz. Söyleyin. Söyleyin evet. Taksim'de Point Hotel var. Point Hotel'in giriş katında Udonya var. Udonya Japon restoran. Orada çalışıyoruz. Point Hotel'de. Evet. Harika, tamam. Çok güzel. Güzel. Oraya davet edecek misiniz? Tabii. Sizi bekleriz. Geleyim mi? Evet, kesinlikle. Ama şoka geçirdiği için şu anda tam şey yapamıyor olabilir. Yani bu gecenin sonu kötüye doğru gidiyor yani. Hayır, gitmiyor. Bu bunlar Japonlar. Biliyor musunuz ki Türkiye'de yabancılarla yapılan evliliklerde Türk erkekleri Türk hanımlardan sonra en çok Japon hanımları tercih ediyormuş. Evleniyorlarmış gibi bir istatistik değil bu. Tercih ediyorlarmış, evlenmek istiyorlarmış. Neden biliyor musunuz? Çünkü ancak bizim hanımlarımızda bulunan geleneğe ve göreneğe saygıyı Japon hanımlarda buldukları için. Bizim daha önce programımızda bizle beraber, Yasu'yla beraber çok çalışmış olan bir Kazu vardı. Kazu buraya gelmeyi reddetti bu gece. Normal bir konuk gibi oturabileceği halde ben bir Türk'le evleniyorum, artık televizyona çıkmam yakışık almaz dedi. Bu Japon'un davranışı hanım programlarında bütün aile efradını sayıp dökenlere örnek olmasını diliyoruz. Bütün Japon ve Japonlarla ilgili herkesi alkışlıyoruz.
sana taktım, taktım. Gönlümü sana taktım, taktım. Kafamı sana taktım, taktım. Gönlümü sana taktım. Sana taktım, tozu dumanı kattım. Senin aşkına baktım, tozu dumanı kattım. Senin aşkına baktım. Bize yıllardır bunu Japon markası diye yedirmişlerdir. Japon mucizesi hepsini birbirine benzeyip birbirlerini karıştırmamalarıdır. Japon mucizesi bize ters. Türk mucizelerini soruyorsanız keçi boynuzu, mesir macunu, vezir parmağı, cevizli sucuk ve Osmanlı tokadı. Japon mucizesi bence Japon balığıdır. Japon mucizesi bence İlhan Mansız'dır. Saçı yukarıdan toplayıp uzatmalarda gol atmaktır. Bence Japon mucizesi atasözleridir. Taşıma suyla değirmen dönmez de bunların en güzelidir. Japon mucizesi karatedir. Geri geldim bir kişi beş kişi döver, çok delikanlıdır. Japon mucizesi bu kadar sarsıntı olmasına rağmen hayat kaybının olmamasıdır. Japon mucizesi, samuray, sushi, yakuza, pokemon, sumo, origami, harekiri, sake ve bonsai'dir. Evet, bu üç adamı tanıyor musunuz? Üflemeliler de, braslar der yabancılar. Biz üflemeliler diyebilir miyiz size? Üflemeliler, onları tanıyor musunuz? Kim olduklarını biliyor musunuz? Hayır değil, biliyorsunuz. GMG olduklarını biliyor musunuz onların? Evet, onlar yeni albümlerini çıkarıncaya kadar bazı programlarda bizimle beraberler. Bu üflemeliler çok güzel üfledikleri için de hara 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 hı 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 diye şeyler çalıyoruz hep beraber. Evet, çok teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldiniz aramıza. Ara sıra sizi burada kucaklamaktan, sizlere sarılmaktan, sizleri duymaktan öyle çok sevindirik oluyorum ki anlatamam. Yeni albümünüz ne zaman geliyor? Bilmiyorsunuz. Peki, teşekkürler. Daha sonra geliyor. Peki, hanımlar beyler, şimdi çok değerli bir oyuncu, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri, bizim hem ülkemizde hem ülkemiz dışında dünyada birçok ülkede gururumuz olmuş büyük bir oyuncu, elleri öpülesi büyük bir oyuncu, Engin Ceza! Efendim hoş geldiniz. Nereye oturmayı arzu ederseniz buyursunlar. Bana yakın şurası da olabilir. Ne güzel olur. Evet. Bu kitabın yazarı daha önce bir başka kitapla programımızdaydı. Engin Cezzar'ı
Koltuğu sahne çaldı, affedersin. Koltuğu çok sevdi onu. Harikulardesin. Hep sahne çalın benden, ne olur. Engin Cezar'ı takdimimdir. İzzettin Çalışlar. Engin Cezar'ı İzzettin Çalışlar yazdı ama bu sanki son zamanlarda kitapçılarda gördüğümüz bir röportaj gibi bir kitap değil, okunası bir kitap. Yani olay Engin Cezar'ın ağzından anlatılıyor. Onlar da okunulabilir tabii yani. Onlar. Hayır, onlar da okunulabilir ama sanki bir anda çok kitap ürüyor, piyasaya sürülüyor. Bu kitaplar sanki filancanın falancayla yaptığı röportaj gibi oluyor. Yani soru soruyor, adam cevap veriyor. Halbuki bu öyle değil. Bu ciddi 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 bir çalışma. Fakat bu çalışmayı, yani yazma aşamasını Engin Bey yapmıyor. Bunu siz yapıyorsunuz ama onun anlattıklarından ve bu bir şekilde Engin Cezar'laşıyorsunuz bunu yaparken. Daha doğrusu siz bana işin doğrusunu anlatıyorsunuz. Evet, aslına bakarsan ben de o nehir söyleşi denen ve birinin soru sorup ötekinde cevaplarını sıralandığı kitapları çok fazla hararetli okuyamıyorum yani. Hiç evet, bir röportaj yapılmış gibi oluyor. Uzun röportaj şeyine düşmemek istedim. Akla bir sual geliyor. Buyursunlar. Niye Engin kendisi yazmıyor kitabı? Niye Engin kendisi yazmamış? Elinde yazarı var, niye uğraşıyor? Aa, bravo. Aa, bravo. Doğru. Çünkü evet, başka bu, bir kitap var. Bu 50. yıla rastlayan. Bu 50. yıl, evet. Engin'in sanat hayatının 50. yılına rastlayan. 40. yılında da bir kitap çıktı. Onu da Gökhan Akçura. Bravo, benim. Yapmıştım, buyurun. Bu kitap peki piyasada bulunuyor mu? Pek bulunmuyor artık. Çünkü çıktığında tükenmiş. Evet. Ama kameralarda bulunabiliyor. Böyle bir şey var. Halbuki Engin Bey çok velut bir hanımın eşidir aynı zamanda. Ne demektir efendim velut? Velut çok kitap doğuran, doğurgan bir evet hanımdır. Eşi değil. Niye? Nesi? Şu anda eşi değil. Ne demek ki? Resmen eşi değil. Evlendiniz mi? Oho. Yine mi evlendiniz? Oh, evet. Yoksa çok fena yapmıyor. Seda Sayan'ı da geçtiniz ya. Peki siz bir ne zamandı bir... Ama onlar hep birbirleriyle evleniyorlar dolayısıyla... Hep birbirleriyle evleniyorlar. Ya hiç bir sorun yok. Niye fantezi olsun diye mi? Hayır sürekli evet. Şimdi biz iki yazarın aşkı olarak konuşabiliriz. Bir evet. Hayat o, evet. Değil bu. Evet. Buyurun. Evet. Hakan Güldiz'in çok güzel hatıratı var. Yani edebiyatta yeri olacak kadar güzel evet. Hatıra kitapları var. Kıldan ince, kılıçtan keskince var. Kalemden. Kıldan ince, kılıçtan keskince değil mi? Evet, doğrudur. Ne doğru. Söylersem düzeltiyor, farkında mısın? Ne evlilik diyor düzeltiyor. Ne dedi? Doğru söylüyorsunuz, bozuyor. Evet. Bir de bir an gelir diye devam etti iki evet, hatıratı. Doğru. Ciddiyetle söylüyorum. Bizim edebiyat... Ya kitabın adı Kıldan diye mi başlıyor? Öyle başlıyor. Kıldan ince. Kıldan kalem ince. Kalem değil mi? Kılıçtan keskince. Şimdi... Neyse ya. Okan, bütün bunlar... Ben size o kitabı okudum. Kalem var sanıyorum. Hayır. Hepsi bunların o bulunmayan kalem kelimesini ifade ediyor zaten. Hepsi kalemin sıfatları. Haydi. Ne yapsam Hakkı abiye bir şey yapabilirim. Hayır dinle burada bir mesele yani, var. Dinle lütfen. Çok ya, abi. Kalem falan. Dur. Ben onu okudum bir de üstüne. Okudun tamam. Şimdi burada bir problem var. Güldriz o hatıratı yazarak Engin'e biraz bir ambargo koyuyor. Yani çadır altına alıyor adeta. Ben Engin'in bir gün kalemi eline alıp buna mukabele etmesini bekliyorum. Bütün problem bu. Aldı. O kadar zarif bir adam ki İzzettin'e yaptırıyor. Bir vasıta. Tabii ya. Evde bir sorun çıkarttı. Çünkü o yazdı. Savaşacak o yazdı. O yazdı. Ben ona öyle demedim. Ha? Aslında. Şaka bir tarafa Gürüz'den de çok yardımcı oldu bize. Öyle mi? Öyle evet. Kesin. O arkadaşımın kitaplarını da müsaade edin, methedeyim. Çok güzel kitap. Ben sahiden özellikle güzel. Öykülerini çok beğeniyorum. Değil mi? Öyküleri de güzel. Bir hikayeler kitabı herkese var. Herkese tavsiye ederim yani. Girmediğim sokaklarda, değil evet. Mi? Evet. Doğru. Sonra bir de Biz Kadınlar diye bir kitabı çıktı. Ben onu okumadım. Bir de... Mahrem bir kitap herhalde, Biz kitabı Kadınlar diye çıkınca. Sen niye okuyacaksın herhalde? Niye okuyayım? Gereği var. Evet. Devam ediyor musunuz efendim? Bana mı söylüyorsun? Bak
devam ederim. Bu benim gevezelik edeceğim bir konu. Çünkü bu kitapların ikisinde de geçen bir sahne var. Müsaade eder misin? İki satırla söyleyeceğim. Tabii ki, buyursunlar. Leyla Gencer'le uzaktan akrabalığı var Engin'in. Burada Tosca oynayacağı zaman Muhsin Bey Leyla Gencer'den rica etti. O da geldi ve bu oynadı. Değil mi? Tosca'da evet, oynadı. Evet, evet. Bu 1959. 59 yılı. İstanbul Operası'nın açılışı. İstanbul Operası onunla açıldı. Leyla Hanım da bir gün tiyatroya Muhsin Bey'i ziyarete giderken Engin'i yanında götürüyor tanıştırmak için. Büyük, nasıl bir pir biliyorsun. Meslek piri. Orada konuşmalar geçiyor. Soruyor bir ara sen ne yapıyorsun? Amerika'da takır takır tiyatro okuyan adam çünkü. Yale Üniversitesi'nde. Sonra aktör stüdyoda. Doğru söylüyor mu? Doğru söylüyor. Evet. Ve aralarında şu konuşma geçiyor. Benim için bu kitapların en enteresan pasajı. Soruyor bir ara Muhsin Bey. Engin Türkiye'de bir şey yapmak istemiyor musun diyor. İstemez olur muyum hocam? Bak ben şimdi Hamlet'i sahneye koyuyorum. Hamlet'te oynamak istemez misin? İsterim diyor. Peki hangi rol oynamak istersin? Hiç tereddüt etmiyor ama. Hamlet'i oynamak isterim hocam diyor. Bir sessizlik. Yarın sabah 8:30'da provaya geldiğimiz. Vay. Ya. Ya. Hakikaten vay be. Ya vay be ya. Yarın 8:30'da provaya geldi. Kaç yaşındasın? 23. 23 yaşta olması dışında orada önemli ayrıntı o anki profesyonel konumuz ya. Ondan evet anladım. Ama onu sen güzel anlattın. Sen anlatsana. Evet. Yani 23 yaşında bir Türk genci Amerika'da yani New York'ta Actor Studio'da okuduktan sonra Elia Kazan'la kontrat imzalamış durumdayken yaz tatilinde bu kararı verip burada doğru kalıyor. Evet. Yani evet. Bu dünyada Okan sen pişman değil bilirsin. Ama o tercihi çok yaptığı için kişiye pişman değil. Yok kesin diyeceğim. Kesin değil. Evet şimdi. Şimdi benim bir intibamı da söyleyip susayım. Çenemi tutayım. Engin, niye Allah Allah Engin, biz sizi susasınız Engin, diye çağırıyorsun. Engin benim için Hamlet oynayan çocuk. Hala gözümün önünde Hamlet oynayan çocuk. Bu kaç senesi? 1959 senesi tam. 60 desen 46 sene önce. Bir bak tarihi de var. Muhsin Bey bilirsin hep 1 Ekim'lerde açardı perdesini. Hep 1 Ekim'de muhakkak bir Shakespeare'la açardı. Evet. Bu 7. Hamlet'i de işte 1959 yılının 1 Ekim'inde perdesini açtı. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim sana. Seni o oyunda gören burada bir kişi var. Bir kişi mi var? Evet. Hamlet rolünde seyreden bir kişi vardır. İki kişi varsa çıksın ben de seyrettim desin. Hadi. Ben doğmamıştı daha ya. Var değil mı? Yok. Bence yok. Değil mi? Eyvallah. Şuradan bir arkadaş seyretmiş gibi bakıyor. Efendim kitapla ilgili sizin 10 sorunuz geliyor. Siz tamamlamak isterseniz ben size sizin satırlarınızı söylüyorum. Siz isterseniz üstüne bir şey söylüyorsunuz. İsterseniz söylemiyorsunuz. Öyle geçiyoruz. Çok teşekkür ederim. Nihayet beni konuşturacaksınız anladığım kadar. Evet. Ben susuyorum, yazarlar tutuyorum bilmem ne konuşmayayım diye. Şimdi böyle ama o da paça paçaya karizma katıyor. Gidin lazım olabilir. O cevap verebilir mi? Dur. İzzet'in yani cevap veremez. O işini bitirdi. Bir daha. Duralım. Olay şu, boşluk tamamlamıyoruz, cümle bitirmiyoruz. Aynen cümleyi okuyorum. Siz isterseniz üzerine bir şey söylüyorsunuz, istemezseniz bakıyorsunuz. Banu Alkan gibi. Banu Alkan gibi değil, ona açıklayayım. Banu Alkan gibi bakamam. Ben bakma konusunuz. Peki biz hep bu cümleyi açıklamamız için Banu Alkan gibi bakmanızı istiyoruz. Denerim oyuncuyum, hadi. Odur meydan. New York'ta jigololuk yaptığım bile oluyordu. Sayfa 55. Ayıp mı? Banu Alkan gibi olmadı bu bakış. Yok bu. Ne var ya? Eyvallah dedik ya. Paraya sıkıştıkça jigololuk yaptığım bile oluyordu. Alan razı, veren razı. O yaşta bir delikanlı... Çocuklar, değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki biz burada bu programda Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli oyuncularından birinin kitabındaki eğlenceli yerleri
çok eğlenceli yerleri, ilginç yerleri, çok küçük küçük skandal kokan yerleri konuşuyoruz. Yoksa bu kitabın bütün bu bahsettiğimiz cümlelerin ötesinde bir değeri var tabii ki. Bunlar ya ha ha hu hu olsun, bu kitap çok okunsun diye yaptığımız bir şey. Unutmayın, kitapta sadece cigoluk anlatılmıyor tabii ki. Bir daha. Dur. Alan razı, veren razı. O yaşta bir delikanlının canına minnet. Doğru mu okuyorum ismi, beni düzeltin. Jerry Orbach. Orbach. Doğru. Orbach mı? Orbach. Orbach. Bu işlerde ekürimdi. Raconu da ondan öğrenmiştim. Barda durursun. Çok şık uptown hanımları gelir. Sohbete başlar. Onun evine gidilir. Memnuniyet ölçüsünde ücret şişer. Ne var bunda? Harikulade. Teşekkür ederim. Adil düzen. Evet. Yani çoğunlukla konservatuarlarda Türkiye'de söylenir. Hatta hocalar bunu söyler. Dillere pelesenk olmuştur biliyorsunuz. Londra'da 7000 aç oyuncu bulaşıkçılık yapıyor diye. Bulaşıkçılık yapmaya gerek yok. Oyuncular jigololuk da yapabilirler. Hem de çok iyisini yaparlar. Bunu da burada özellikle belirtmek istiyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hepsi değil. Biz hepsi karışmayalım. Değil. Onlar çok yakışıklı olanları. Başka bir şey daha lazım. Ne efendim? Devam. Kadınlar bakımından bir delikanlının hayal edebileceği en güzel hayatı yaşadım, sayfa 89. Neler bulmuş ya. Amerika'dan gelmiş, dünyanın en genç Hamlet'ini oynayan bu yakışıklı çocuğun sadece sahne değil, İstanbul'un o yıllardaki kısıtlı ama kaliteli cemiyet hayatında da ne kadar sükse yaptığını tahmin edebilirsiniz. Kapanın elinde kalıyordum neredeyse. Adım bir gün ünlü bir şarkıcıyla, bir gün sosyetenin meçhul Dilberi bilmem kiminle anılıyordu. Kimler olmadı? Boş verin, ayıptır. Biz paparazzi devri insanları değiliz. Alışmadık böyle şeylere. Kadınlar bakımından bir delikanlının hayal edebileceği en güzel hayatı yaşadım. O kadar. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Bu mu? Hayır. De. Çünkü boyum kısa. Aha, bravo! Devam. Ben hayatımda bir kere aşık oldum. Gülrize. Yes. Cevabı yes. Ben hayatımda bir kere aşık oldum Gülrize. Ondan önce çok şey yaşadım ama aşkın bu olduğuna inanıyorum. Uzun süre birlikte yaşadık ve sonuna evlendik. Benim için zor bir karardı. Starlık zamanımda çok hızlıydım. Gülrize'le en parlak zamanımızda tanıştık ve çok ciddi bir bağımlılık hissettim. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Ayan beyan ortada. Ayan beyan ortada. Devam. İlişkimiz boyunca o, yani Gülis Sururi, hep aksini iddia etse de kimseyle beraber olmadım. Ne desin istiyorsun? Allah rızası için çocuk sen. Ne desin çocuk? Ben belki de... ilave etmek istediği bir şey var. Ne yazılmışsa odur. Ben bir şeyler anlattım. Arkadaşım da onları yazdı. Şimdi ona da sor istersen. Masumken suçlanmak ve işlemediğin suçtan aşağılanmak en büyük dram. Kendimce cezasını ayrıldığımda verdim. Ama aşığım işte, beni ilgilendiren tarafı burası. Ama aşığım işte, onsuz yapamıyorum. Bir tek kadını yaşadım. Alkışlıyoruz bunu arkadaşlar. Devam. Dünyanın en genç Hamlet'i bendim. Bu büyük bir onur. Hala müthiş öyle. Bir şey. Hala öylesiniz. Bir şey diyeyim. Bir şey diyeyim. Ne biçim laf ya? Bir şey söyleyeyim. Hala bu rekor kırılmamıştır. Artı bir şey daha var. Ben 200 kez oynadım Hamlet'i. Arda arda. 200 kez. Evet. Bu da en uzun oynanan Hamlet. Yok eşi menendi yok. Yalnız bir şey buraya eklemek istiyorum. Bu benim marifetim değil sadece. Bu
İstanbul'un ve o günkü İstanbul'un 1,5 milyon nüfuslu İstanbul'un gösterdiği yer tiyatro seyircisi sayısı 100 bin. Evet. Bugün İstanbul'un nüfusu 20'lerde dolaşıyor. Tiyatro seyircisi sayısı 200 bin. Böyle ters orantı olabilir mi? Evet. Onun için bu rekor benim olduğu kadar da has İstanbul seyircisinin. Seyircinin rekordur aynı zamanda. Teşekkür ediyorum. Bravo. Biz teşekkür de sizin bu hakikaten meseleyi ortaya koyan tavrınız için teşekkür ediyoruz. Çünkü tiyatro seyircisiz yapılmaz. Olmaz. Oyuncular gereklidir ama o oyuncular için o seyirci de gerektir. O ve o tırnak içerisinde. Devam. Böyle bir surat başkasında yok. Surattan anlarım ben. Çok güzel resim veriyor ve çok iyi oynuyorum kamera karşısında. Doğru. Tebrik ediyorum. Doğru. Ben de teşekkür ediyorum. Evet. Herhalde boş yere nezaketen tebrik etmiyorsundur. Sen hayır, gerçekten tebrik ediyorum. Ayrıca da bunu böyle çatladanak söylediğiniz için de size bravo diyorum. Söylemek zorundayım. Evet. Çünkü çok mutlu oluyorum ve evet. Özellikle yaşım ilerledikçe daha da iyi oluyorum. Kamerada, tiyatroda yani malum evet. Değişen bir şey yok. Şöyle bir sözünüz var. Bir dakika onu bulayım. Yaptığım işlere bakınca inanılmaz bir yeteneğim olduğunu görüyorum. Hakikaten bir de yaşlandıkça daha da mı iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz? Hı-hı. Öyle bir şey var. İşte onu söylemeye çalıştım. Evet, öyle oluyor. Müthiş. Ama bu bizde hep ikincil olarak söylenir ya. Yani bunu diyorum ama şunu kastediyorum diye oradan bir viraj alınır. Samimiyet aslında meseleyi tak tak ortaya koymayı gerektirir. Ben harbi olduğumu sanıyorum bu konuda. Evet. Bir sorusu olan varsa cevap verin. Sen ne diyorsun? Samimiyet şu şairin şu sözünü kaldı. Hatırlayalım. Hangisi? Dürüst kaba ol, eğreti saygılı olma. Ben demedim böyle bir şey. Ben dedim şairin sözü. Teşekkür ederim. Tak mesele. Sana demedim. Meseleyi tak diye koymaktan bahsettim. Devam. İyi rejisör zor bulunur. Genellikle pis heriflerdir. Sıkışınca adamın canını okurlar. Kendisi de rejisördü. Teşekkür ederim. İyi olduğunu da söylüyor. Az, hayır. Az bulunur ama rejisör. İyi, ama bak şimdi cümle ilginç. İyi rejisör zor bulunur. Bunu bütün alınanlar için sayfa numarası 169. İyi rejisör zor bulunur. Genellikle pis heriflerdir. Yani iyi ve pis olanlar da vardır. Kesinlikle. Kesinlikle bravo. Tabii. Sıkışınca adamın canını okurlar. Yani siz de zaman zaman rejisör olarak pis herif misiniz efendim? Pek demezler. Pis herif demezler ama sizin pis herif dediğiniz iyi rejisörlerde olmuş mudur? Olmaz olur mu? Çoğu iyidir. O pislik bir şey değil, bir aşağılayıcı bir hayır, sıfat değil. Kesinlikle. Değil. Burada benim anlatmak istediğim neydi? Yani, niye öyle dedim ya ben? Ya bu yazarını onore etmeye de bayılıyorum. Neydi? Şuydu. Bravo. Çok o kadar da zariftir yani. Sanki orada yani durumu biraz aptala çekiyor ki yazar onore olsun. O da az bir iş yapmadı yazar diye. Tebrik ediyorum. Başka bir niteliği var. Acayip bir zarafet başka var. Başka bir niteliği var. Acayip bir zarafet. Yazara dönüp neydi diyor. Şimdi burada seyircinin aptalı herhalde bu da aptal diye düşünür benim gibi. Hatırlamıyor diye ama sonra ikinci olarak vay be yazarına. Bravo. Siz de kendi çalıştığınız yönetmenleri düşünürseniz onlardan hep şikayet ediyorsunuz. Hem hayat boyu birçok ders almışsınız. İşte bu acayip bir iştir. Bu acayip bir meslektir. Seversin, döversin, nefret edersin, aşık olursun. Ama hep bir yere varırsın, bir üretime ulaşırsın. Onun için bu sıfatlar hakikaten belirleyici değildir. Ve çoğu da geçicidir. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Zaten bunu açıklıyor. Kavgacı olmama rağmen kolay kolay sinirlenmeyen bir tabiatım vardır. Reji yaparken de çok anlayışlıyımdır.
İlavecik. Devam ediyorum. Doğru, lütfen. Patlamam için bardağın dolması gerekir. Doldu mu da barut kesilirim. Çocukken de öyleyim. İlave edecek bir şey yok. Yok. Devam. Şimdi kariyerle ilgili en önemli cümle. Evet, buyurun. Kulağım sizde. Akar, su kaç paraya satıyorsunuz? Kulağım sizde. Biraz verir misin? Çok yok. Bırak gel. Oh. Senin hesabına benim... Fotoğrafı bu arada... görüyor musun üzerindeki fotoğrafı? Evet. Bakayım. Aa. Oturan? Yıldırım Mayruk. Mayruk. Tamam. Ayaktaki de Barbaros Şansal. Aa. Bana uğur getiren bir kupadır. Aferin. Buraya dur. Bunu ben çaldım. Öyle mi? Hakkı Aktuş'a bastı. Bardakla burası nereye dokunsan bir hadise olamıyor. Mümkün mertebe dokunma. Evet. Son. Bu da tevazuyla ilgili bir şey herhalde. Ben tiyatro konusunda hakikaten şanslı bir adamım. Hakikaten şanslı bir adam. Gerçek bu. Şimdi rastlantılar her insanın hayatında çok önemli rol oynar ama benim yaşamımda rastlantılar o kadar çok önemli rol oynadı ki artık neredeyse bu rastlantıların rastlantısal olmadığına inanmaya evet, biliyorsunuz, başladım. Biliyorsunuz o Fransız, büyük Fransız bilim adamının söylediği gibi hatta kitabın ismine düşülen, yani kitabın kapağına düşülen isim gibi rastlantılar ve zorunluluklar var. Aslında çoğunlukla şans olarak, etrafta şans olarak tarif edilen şey rastlantılar ve zorunluluklardır. Onlar birbirine karışırlar. Çoğu kişinin şans olarak gördüğü şey. Onun için bir sizin zorunluluklarınız vardı ve siz o zorunluluklarla ortalarda dolaşırken İstanbul'da ya da Amerika'da bir de rastlantılarınız vardı. Siz rastlantıları müthiş bir şekilde gerçekleştirdiniz. Evet. Bence. Öyle oldu. Harikulade. İşte buna da şans derler. Bu cümleyi ikinci baskıya koymak istiyorum izin ver. Yok ya o. Hadi canım peki. Hanımlar beyler. Mor ve Ötesi. Hayır. Sizin efendim buyurun. Bu böyle benim yerime oturuyorsunuz. Benim yerime oturuyorsunuz. Hakkı abi bu gece sizi biraz geç bırakıyoruz. Hayır mesele o değil. Yer sayısına bakarak teklifte. Şu çirkin adamla yer değiştirir misin rica edeceğim. Ya Allah aşkına. Ne olur. Ne olur hadi. Ne olur hadi. Bir de upuzun boyun var. Gel abiciğim. O. Ha, şöyle bana yakın birisini almam lazım buraya. Biz Hakkı Bey'i bu gece biraz geç bırakıyoruz. Engin Cezar yüzünden. Yoruldunuz mu efendim? Hayır Katya. Engin Cezar'ı tanıyor musunuz? Üstadımız. Üstadımız. Çok iyi tanışıyoruz. Çok iyi tanışıyoruz. Evet. Çok da sevişiyoruz. Gerçekten mi? Evet. Aa. Ya bu akşam Bay alkolü, eski günleri andık. Bay Alkolü takdirimdir. Benim çocukluğumda çok büyük yer etmiş bir dizidir ve bak, idolümdür yani kendisi. Bay Alkolü takdirimdir. 7-8 yaşındaydım. İdolümdür gerçekten. O Engin abi miydi? Engin abi tabii. Evet işte onlar evet. Hamlet'e yetişemeyenler. Oraya geldiler yetiştiler. Evet. Peki başka siz ne düşünüyorsunuz? Yani işte Cemal İşte ile Hamlet hikayesini biliyoruz. Tabii ki Sinikli Bakkalı biliyoruz. Engin abi bizde bambaşka. Eyvallah bazen sokaklarda da sabaha karşı yolumuz sabaha kesişiyor. Sabaha karşı da karşılaşmışlığımız var. Mesela. Sabaha karşı nereden nereye giderken kesişmiş? Ben hiç hatırlamıyorum nereden nereye gittim. Siz hatırlıyor musunuz? O Burak karşılaşmıştı. Evet Burak. Nezarethanede mi karşılaşıyorsunuz? Hayır çıkışında herhalde. Hayır gümüş suyunda. Ben evime gidiyordum canım. Evet. Siz eve gidiyorsunuz ama onlar nereye gidiyor acaba? Ben onlarla karşılaşmıyorum. Bunlar nereye gidiyor ben çok merak ediyorum İstanbul'da. Ben oraya gitmek istiyorum. Yani konserleri dışında. Yani lütfen beraber gidelim.
Tamam beraber. Her zaman, her zaman bekleriz, her zaman. Ben de şimdi merak ettim. Yarın Bostancı Gösteri Merkezi'nde konserimiz var. Bekliyoruz sizi o zaman. Tamam, Bostancı Gösteri Merkezi'ne geliyoruz. Sonra bak oradan hemen arkadaş atladı zaten. Geliyoruz diye. Kaçta? 5'te konser. Akşam 5'te. Yok, evet yani. Sabah akşam, mı? Akşam yok, sabah galiba. Siz de alıştınız sabah 5'te çıkmaya da onun için soruyorum. Akşam 5'te. Kaça kadar? 2 saat kadar sürecek. 2 saat. Sadece sizin mi yoksa toplu bir konu? Sadece biz. Sadece. Niye 5'te çıkıyorsunuz ya? Yani hani kimsenin işinden gücünden alıkoymayalım. Pazar oldu. İyi bir saat. Hakkı abi de gelir bana o zaman. Göre çok iyi bir saat. Sağ ol. Engin müzikle alakan var. Durup dururken değil değil mi Engin? Ha. Artık yok mu yani? Artık kalmadı. Bir lafı var bu hatıratın içinde çok güzel. Tiyatroyu niçin seçtin? Bir şey kovalamış onu tiyatroya doğru. Niçin seçtim? Müzikte o kadar bas, keman çalmamak için. Değil mi aşağıya? Böyle bir yorum olabilir. Peki şimdi Engin abinin de Gürüz Hanım'la beraber oynadıkları Kabare isimli oyundan bir sahne izleyeceğiz. Bu sahneyi size çok ilginç bir kişi takdim edecek. Onun ismini birazdan söyleyeceğim. Hanımlar, beyler hazır olun. Hatta sahnenin ışığını da biraz alabiliriz, yönetmenimiz arzu ediyorsa. Kabare'den o çok önemli sahneyi beraberce izliyoruz, eğer hazırlarsa. Önce müziğinin girmesi lazım ki izleyebilelim. Hayır, görüntü değil. Sahnede olacak bir şeyi izleyeceğiz. Size sürpriz yapıyorum. Müziğini girerseniz. New York, I want to wear
Bravo! Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizi tekrar kulise alıyoruz. Birazdan ağırlayacağız. Alkışlıyoruz. Ersoy. Nasıl buluyorsunuz Ersoy'u? Çok başarılı buluyoruz. Beste de ayrı güzel zaten. Ha? Machine in my head gerçekten bir çok beste iyi. Değil bu. Bunu internet üzerinde de çok okuyorum. Hı-hı. Ekşi Sözlük'te falan. Bunu kim yaptıysa bize göndersin şeklinde bir alaşım, bulaşım, soruşum durumlar var. Hı-hı. Bu bir beste değil. Bu kadar. Ama arka arkaya tekrar edince oluyor. Bir de başkaları da söylesin istiyoruz. Siz söyler misiniz? Machine in my head, machine in my head, sonra? Machine in my head, this machine this in my head. Fucking machine. Fucking machine. Fucking machine in my head. Değil mi canım? Eksik mi söyledim? Daha iyi biliyorsun. Ben hatırlamıyorum ama. Bunu mu söylüyorsun? Anladın mı sözü? There's a fucking machine in my head. Öyle değil, söyle. Buyurun. Fucking machine in my head. Doğru yerdeyiz. Ama altı kere galiba. This fucking machine. This fucking machine. Yani sadece ben fucking machine ya. Değil. Siz girin biraz. Machine in my head. Machine in my head. Machine in my head. This machine in my head. It hurts me. Ha ya onu unuttum. It hurts. Kills me. This it kills me. Kenan sen bu şarkıyı biliyor musun? Ben hastasıyım ya. O zaman... Hayır, hayır sen. Vallahi o da şarkıcı. Gayet naif. O da şey, hepiniz de sırayla Engin abi, en son Hakkı abi söyleyecek. Evet. O zaman oradan başlayalım. Ben... Hayır, hayır. Evet. Daha abi konuklarımız var. Devam. Machine in my head. This machine in my head. It hurts me. It kills me. This fucking machine. Hazır. O söylüyor. There's a machine in my head. There's a machine in my head. Bu mikrofonda ses var mı? Açılabilir mi acaba? Bir miktar. Ocak, Şubat, Mart. There's a fucking machine in my head. Neden böyle bir şarkı söylüyorsun? Biraz daha açılması galiba gerekiyor. There's a fucking yani bir potansiyometre var, onu biraz yukarı kaldıracağız. Yapacağımız iş bu. Yapalım. Yoksa ben say, yukarı doğru hey. Kalkacağım şimdi, evet. Oh. Evet, hazır. There's a machine in my head. There's a machine in my head. And the more it hurts me. Fucking machine in my head. Ha? Ver abi. Veriyorum. Söyleyemediniz. Benim izlediğim çok sağlıdır. Buyurun. This machine in my head, this machine in my head, it hurts me, it kills me, this fucking machine in my head. Hastasıyım söylemiş. Peki, şimdi bu şarkı değil ama başka bir şarkıyla İki genç, yetenekli genç geliyor. Görelim. İşte Abla grubu yeni bir şarkıyla geliyor. Ne olarak geldiniz lan? Orijinal parçamız var. Okan Bey bu sefer. Bir dakika. Senin mikrofon var mı? Var. Şöyle bir mikrofon. Gelsin. Canım benim. Uçan asistan, evet. Alo, he. Ah. Okan, ben bunu niye tekrar kafama tak? Bir kere onu açıklayayım. Ekrem abi dedi ki her şeye rağmen o senin imajın, bu bir. Evet. İkincisi, o sen bize çok yüklendin, biz kırıldık. Evet. Daha hala da gülmeye devam ediyorsunuz. O bağlamda... Orijinal bir şey yapacağız şimdi. Orijinal bir şey yaptık, evet. Onu söyleyeceğiz. Evet. Orijinal size ait. Evet. He, bu bize ait. Ben şey adamın şey ses aldım. Ses
Ses ver. Lüminör alabilir miyiz? Ne ha 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 ne? Ne minör? Ortaya bir lüminör ver ortaya. Onun orijini lüminördür. Fransa'dan geldi o. Evet, tabii. Evet, bir lüminör alalım. Evet, alalım. Aman aman. İstanbul'da Rami Bey'in bir acayip moraldi. Playback'iniz yok mu? Bu yok, bu arkadan çalma değil, birebir söylüyoruz. Tamam, arkadan çalma yok muydu? Yok. Birebir söyleyeceğiz. Devam. Devam et, gir tekrar. Aman aman. İstanbul'da Rami'deyim, bir acayip moraldeyim. Kafam biraz karışık, çocuk genaldeyim. Ah Rami'nin kızları, çekilmiyor nazları. Ata biner yazları, ala biner sazları. İstanbul'da Rami'deyim, bir acayip moraldeyim. Kafam biraz karışık, çocuk genaldeyim. Ah Rami'nin kızları, çekilmiyor nazları. Ata biner yazları, ala biner sazları. Biraz da caz oldu bu ama. Tabii tabii. Şimdi buradan cevap veriyorum size. Ben aşkların kızıyım, bunu böyle bil. Aklın kalır benim aşkımda. Tüm gözler benim üstümdedir. Var mı benim gibi şu dünyada? Bir efsane oldu benim hayatım. Bir başka şarkıyla başka şarkı söyleyelim. Başka biz de hemen karşılık verelim. Peki şunu bir çalışın bakayım. Şunu bir çalışın. Şimdi burada söyleyeceksiniz. Bir gün beni arzularsan gel. Senin kaldı bedenimde. Ne kaldı? Ne kalmış bedenimde? Bir gün beni arzularsan gel. Geceleri bağlar oldum gündüze. Hazırlarsan gel, geceleri hazların bittiği yerde. Bak şimdi, buradaki ilk önce madem müziğe niyetlendiniz, madem müziğe niyetlendiniz, şu çıkışları yapabilmeniz lazım. Size de söylüyorum bunu. İyi dinleyin. Herkes başaramaz. Hasret bıraktın gözlerime. Sevgim peşinden koşar oldu. Gözyaşım bak. Bu kadar bak, iyi bacaramayız. Bak bir dakika dinle. İyi dinle bak. Siz de dinleyin bak. Düştün yüreğime. Neredesin? Düştü mü o? Ne oldu? Bir şey oldu ona. Okan Bey. Daha öğrenecek çok şeyiniz var. Bu benim cevabımdır evet, size. Evet, biz solfej kursuna gideceğiz. Bunu. Evet. Türümüz de insan. Söyleyelim mi? Bunu da söyleyelim. Okan Bey çok yardımcı olun. Çok zor durumdayız ya. Bir şey yapın. Biz de zorlanıyoruz burada. Yardımcı olun. Peki. Onu da... Ne bu? Yeah. I got you to the sign, I'm the sort of people type, just like you see. Tamam, defolun. Gidelim mi? Defolun! Oldu, tamam. Daha gelin. Oldu mu? Çocuklar şu beyaz kurdelelerden bahsediyoruz, evet. Buyursun. Bu açık değil mi? Açık mikrofonum. Bu beyaz kurdeleleri biz bugün gazetede okuduk. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde... Biraz sesini yükseltelim lütfen. Van 100. Yıl Üniversitesi'ndeki Rektör Yücel Aşkın'ın tutuklu yargılanmasıyla ilgili bir protesto kampanyası bu. Aslında burada üniversite öğrencileri vardır herhalde. Onlardan Yücel hocalarına bir alkış vermek. Sebep de şu, yani bilmeyenler olabilir. Ülkede sesim geliyor mu arkadaşlar?
Az geliyor. Yani yayına gidiyor fakat stüdyoya az geliyor. Onun için yükseltmesini istiyorum. Ülkede azılı katiller bile tutuksuz yargılanıyor biliyorsunuz aslında. Ve bizim böyle değerli bir hocamızı tutuklu yargılamamızın arkasında başka şeyler var gibi görünüyor bize. Bunu takip etmemiz ve hesap sormamız lazım o yüzden. Bir de şu klibe gelelim. Evet. Onu da Kerem anlattı. Son albümümüzün artık kapanış klibini çekme noktasına geldik. O kadar yani. Kapanış klibi için. Evet. Kapatıyoruz. Kepenk indiriyoruz. Bunu ilk defa duyuyorum. Albümü kapatıyorsunuz yani. Evet. Yeni bir albüme kadar. Evet. Harikulade bir fikir. Beşinci klip oluyor sanırım bu halinden. Harikulade. Albüm de beşinci albüm. Albüm dördüncü albüm. Dördüncü mü? Klip beşinci klip. Hakkı abi. Evet. Müthiş. Uyan adlı şarkıya çekiyoruz klibi ama aslında çok da fazla bir şey çekmiyoruz. Çünkü 1968 yılından kalma bir Sovyet animasyon kısa filminden görüntüler kullanıyoruz. Ama izinli ve lisanslı her türlü izne alınmış bir şekilde yazılı olarak. Filmi hazırlayan animatörün adı Andrei Krizanovski. 68 yılında bir yandan Stalinizme, bir yandan kapitalizmin ağır ruhsal işkencesine karşı ortak bir saldırı niteliği taşıyan gayet eleştirel ama aynı zamanda çok güzel bir animasyon. Bu animasyon filmini izledikten sonra şarkının genel temasıyla çok uyumlu olduğuna karar verdik hep beraber ve bunu biz kullanmalıyız diye düşündük. Ne zaman göreceğiz? Bir hafta içerisinde aslında hazır olması lazım. Siz bayağı bir çalışıyorsunuz ya. Evet, bugün de buraya yorgun argın geldiniz konserden. Şimdi buradan gideceksiniz. Sanmıyorum ki uyuyacaksınız. Yarın tekrar konser var. Saat 5'te Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Orada biletlerin çoğu satılmıştır. Hatta büyük büyük ölçüde satılmıştır ama gidenler belki oraya, buraya, köşeye, havaya, yere, bir yere oturabileceklerdir. Tekrar söyleyelim onu da. Şimdi... Arada bir not var. Buyursunlar efendim. Şu şeyleri, albümleri bir sayar mıyız beraber? Ben inatçıyım bu işlerde. Şehir değil mi? Evet, sonra. Sonra Bırak Zaman Aksın. Evet. Ardından Gül Kendine. Evet. Son olarak da Dünya Yalan Söylüyor. Dört et. Evet. Şimdiki beşinci değil mi? Ama şundan dolayı bir karışıklık olabilir. Arada iki de single'ımız var. Yani iki üç parçalık. Hayır ben beşinci yapıyorsunuz dedim de yanıldım mı diye soruyorum. Yok doğru. Hakkı abi yanılmaz. Doğru. Hayır yanılır da yanıldıysa öğrenir. Yanılmıyor. Biz çok uğraştık yanılmıyor. Beşinci albümü hazırlıyor. Ben mihengimiz. Dördüncü albümün de beşinci video klibini hazırlıyoruz. Şimdi anladım. Teşekkürler. Ne demek efendim? Bak bir de inatçıdır onu düzeltir onu da. Takip eder canım benim. Peki efendim. Şimdi... Metin Bahçıvan Bey geliyor. Bize bir açıklama yapacak. Buyursunlar. Metin Bahçıvan. Hoş geldiniz. Yanıma gelin lütfen. Şimdi size bu... mikrofonunuz yok. Size bir... Teşekkür ederim. Evet. Şimdi bu mikrofon sesini açalım lütfen. Şimdi Metin Bahçıvan'ın bir derdi var. Onu aslında Sayın Engin Cezar'ın yanında da olabilirsiniz. Evet. Ben özür dilerim. Şimdi o bize Adana'da bir tiyatrodan söz edecek. Buyursunlar efendim. Adana Tiyatro Derneği Başkanıyım. Adana'da 5-6 arkadaş bir arada 160 kişilik bir tiyatro salonu kurduk arkadaşlar. Kendi paramızla, kendi çabamızla, emeğimizle yaptık bu salonu. Belediyenin ve devletin hiçbir özel kuruluşun 1 liralık katkısı ve desteği olmaksızın. Buraya güzel bir salon yaptık. Bu 160 kişilik salonda tiyatro salonu yanı sıra sergi salonu ve kafeterya oluşturduk. Tamamen yasal prosedürlerle. Adana Seyhan İlçe Belediyesi'ne aldığımız ruhsata rağmen Büyükşehir Belediyesi bu salonu yıkmaya çalışıyor. Hiçbir gerekçe dayanmaksızın tamamen siyasi gerekçelerle iki belediyenin birbiriyle sürtüşmesi nedeniyle maalesef 21. yüzyılda Adana'nın tek özel salonu yıkılmak isteniyor. Bu konuda herkesi duyarlı ve tepkili olmaya çağırıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Peki bu duyarlı insanlar özellikle gençlerden, tiyatroculardan duyarlı olanlar ne yapacaklar? Bir
Siz nasıl sizle beraber bu harekette... Evet, bu konuda internette bir site oluşturacağız. Yakın zamanda göreceksiniz. Kaktüs Sanat Merkezi'nin www.kaktüs.com.tr diye. Bunun dışında medya yoluyla ilan vereceğiz. Bunun dışında imza kampanyası düzenleyeceğiz. Tüm sanata duyarlı arkadaşlarımız bu imza kampanyasını da bekleyeceğiz. Ve mümkün olduğu kadar büyük oluşacak bu imza kampanyasından sonra Kültür Bakanlığı'na, Başbakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na yasal olmayan, hukuki olmayan bu durumun durdurulmasını isteyeceğiz. Zaten idari mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldık ama devamını getirmeye çalışacağız. Peki biz de çok teşekkür ediyoruz. Pardon, şu anda elimde bu imza listesi var, yeni açılmış. Zuhal Olcay, Bülent Ortaçgil, Engin Cezzar ve İzzettin. Evet ve de Hakkı Devrim şu anda imzalarıyla bu kampanyayı imzalamışlar. Destekliyorlar. Bravo. Siz de imza alacaksınız. Alkışlıyoruz Sayın Betim Bahçıvan'ı. Teşekkür ederiz. Peki bir imzayı burada alalım. Gerisini kuliste devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar alkışlıyoruz. Ayrılmayın bizden. Kuliste imzalar atılacak. Şimdi biraz önce bir şov izlemiştik. O şovun bir de devamı var. O kabare bölümü Sayın Engin Cezzar'la ilgiliydi. Şimdi biraz daha Latin bir şey gelecek. Latin bir hava içerisinde olay gerçekleşecek. Sonra da onu size güle güle dedikten sonra onları burada masamızda ağırlayacağız. Görelim. Hazırsak. Perduto sono a fantasia.
Sayın Metin ve Sayın Cengizhan, çok rastlanmayan bu şovu nerede? Cahide 15'te yapıyorsunuz. Mikrofonunuzu biraz daha yukarı kaldırır mısınız? Biraz Cahide 15'te ayrıca Fan Fatal'de üst kat. Fan Fatal'de evet, yapıyorsunuz. Ve bu şovunuz çok seviliyor. Yalnız değilsiniz. Sizinle beraber iki kişi daha var. İki arkadaşınız daha var. Dört kişiyiz. İki arkadaşınız daha var. Altı da olabiliyoruz. Altı da olabiliyorsunuz. Makyajları çok hoş değil mi? Çok iyi. Beğendin mi Engin Bey? Çok iyi, benimkine benziyor. Öyle mi? Evet. Yani ben oynadığım zaman da... Cengiz'den sizi görünce çok heyecanlandı. Ben biraz panik yaptım. Ama ne gereği var. güzel. Çok şık, çok doğru. Siz nasıl buldunuz şovlarını? Güzel değil. Evet, güzel. Bu da çok etkileyici belki. Güzel bulduk. Çok ama beğendim ben. Cengiz Han'dan şimdi izin çapı biz normalde 1.5'a kadar çalışıyoruz. Ah! Aslında evet. Engin Bey'in kabaredi. Tabii ama... Makyaj benziyor hakikaten. Aynı rol değil. Çünkü o Gürriz Hanım'ın. Hayır. Hayır. Benim rolümü oynuyor. Sizin rolünüzü oynuyor. Yalnız tabii... Ne oluyor? Açıklayın. Açıklayacak bu şeydir. Sunucudur, meşhur. Evet. Kabarenin sunucusu. Ve... Ama beri yandan Liza Minnelli'nin dansını yapıyor. Mu? Hayır. Hayır. Hiçbirini yapmıyor. Hayır. Başka bir şey yapıyor. Çok güzel yapıyor yaptığını ama kabareyle ilgisi yok. Programı açıyor sizin yaptığınız değil mi? Evet. Bayanları tanıtıyor. O biliyorsunuz nasıl. Açıyor. Bu müzik değildir. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étrangère, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, da-da-da-da-da-da, willkommen, bienvenue, welcome, im cabaret, zu cabaret, au cabaret. Bravo! Peki bu hangi geceler ve saat kaçta? Haftanın 5 günü çalışıyoruz. Haftanın 5 günü? 1.5'a kadar çalışıyoruz. Ağır gösteri işçilerisiniz. 10.30'da kadın oluyoruz, 1.30'da kadınlar veda ediyoruz. 10.30'da kadın oluyorsunuz, 1.30'da kadınlar veda ediyorsunuz. Sakalımız çıkıyordu, bugün permatikle geldik.
sizin adınız için. Çok teşekkür olduk. Ederiz geldiğiniz için. Daha doğrusu bu bizim tarzımız show programlarının çok da alışık olmadığı bir gösteri. Evet. Fakat ben sizin Cahide 15'te insanları nasıl eğlendirdiğinizi gördükten sonra bunun televizyonda nasıl duracağını merak ettim. Bize şeref verdiniz. Sağ olun. Nasıl bir his o saatler arasında kadın olmak? Vallahi o saatler arasında daha önce duyuyorduk. Sadece giyindiğimiz ya da süslendiğimiz zaman bir o ruhu yaşıyoruz ve sildiğimiz zaman da bitiyor. Ama insanların eğlendiğini görmek tabii ki hoş bir duygu. Ama biz de bunun için çok çaba sarf ediyoruz. Haftanın 5 günü veya ayda 4 gün her ay şovlarımız değişiyor. Ayın bir haftası provalarımızla geçiyor. Hem müzik hem kostüm, perukçumuz, kıyafet, terzi. Her şey tek yerine oturuyor. Demek ki hoşlanıyoruz, hoşumuza gidiyor. İzzet çok akıllı bir adam. Evet, çok. Çok akıllı bir adam. Yani sizi bu iki mekanda da hem Cahide 15'te hem üstünde, bir daha söyleyin. Fan Fatel'de sahneye çıkararak aslında İstanbul eğlence hayatına çok farklı bir şey getirmiş. Kuyruk vardı. Şu anda kuyruk vardı. Çünkü bütün İstanbul oraya doluşuyor. İki kat ve 700 küsür kişi ağırlamışlar geçtiğimiz cumartesi günü sadece. Ya korkunç bir rakam. Yani iki mekana, yani yemek yenilen ve içki içilen mekana sığacak gibi değil ama hem gösterilerle hem dekorasyonla program hakikaten yaptığımız yerle Cahide Songun'un vefat ettiği yer. Evet. Böyle de bir evde son yıllarını geçirdiği dönem. Cahide Hanım'ın rahmetlinin son yıllarını geçirdiği. Şimdi anladım orası, neresi oldu. Orası tabii ki başka bir şey, müze olabilirdi. Tabii. Başka bir şey olabilirdi ama kimse müze yapmayınca hiç olmazsa İzzet Çapa'a yine gösteri dünyasıyla ilgili bir şey yaparak bence doğru bir hareket yapmış. Gönül ister ki müze olsun böyle yerler. Tabii ama müze yapılmıyor. Harap vaziyette kalıyor. Sonra başka bir akıllı adam giriyor da başka bir şey yapıyor. Hiç olmazsa ismini yaşatıyor. Evet, hiç olmazsa isim yaşıyor. Evet, fazla dokusuna bozulmadı yani. Ya dokusu bozulmuyor hakikaten dekorasyonda. Siz bir akşam beraber Moretes'in biz beraber gidersek sahneye çıkarız abi orada. Çıkarız. Ne olur ne güzel olur ya. Sizin kostümler bize olur mu? Olur. Her şey bize olur. Aslan gibi. Ama ben ya sakallı da kaldırır be. Mezdeke vallahi ya. Olur. Ha? Mezdeke yaparız. Evet, mezdeke olmayız biz. Sizin yaptığınız bir şeyler. Pekala. Baba. Yapalım bir şeyler. Evet, buyursunlar. Size özel bir şeyler. Tamam, bize özel. Yani bir arkadan çalma yok mu? Yani playback gelecek ama ya yiyeceğim adamı olacağım. Ben. Playback de gelecek ama peki. Arkadan çalma ne zamansa yani bize işaret ediyor. Geliyor, ben canlı söylüyorum. Peki, canlı geliyor, playback'i evet. Geliyor, üzerine canlı söylüyor, canlı performans. Hazır mıyız yine? Get down, girl, go ahead, get down. And a beauty salon, but the baby blue is my tongue. Look down on the arm. She say, I can tell you right, I can tell by the charm. The choir's girls got a fight. I can tell by the charm when you're out, but I'm looking for the one. And you see that? Looks like a tall machine, like an MC Serena, Trina, Jennifer Lopez, four keys. And I gotta take all the badass to show the mix. Okay, get your keys, they're gonna get your friends. Y'all got a band, y'all with the band, we all with the band. And then I have the band. If you're fucking with this girl, then you better be paid. You know what? How did I let it? Much to touch her. From what I heard, she got the baby, my buster. My best friend say she used to fuck with Usher. And I don't care, none of y'all say I still love her. And I say she a gold digger. Is she messing with the broke? And I say she a gold digger. She messing with the broke. Uh-huh. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. I got it out. 18 years, she got the one in the keys. Got you for 18 years. I know somebody trying to touch her, but they wanted to speak. His baby mama concrete, damn bigger than his. You
you won't see him on TV any given Sunday. When the Sepulveda will drop off for your honey, she was supposed to run short of Tyco with your money. She walked and got the Dr. Waffle with your money. She got the water shit and got cold with your money. She got it short to get the guy called for your money. If you ain't on pop, holla, we won't bring up, the we won't bring up, yeah. If something needs your head, they're gonna give you head, you're gonna live with hell. 18 years, and I got a 18 birthday town. They don't want here, and I say shit gold digger. She ain't messing with no broke, and I say shit gold digger. She ain't messing with no broke. How do you shoot glad? Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. They're smashing with my head. They're smashing with my head. It kills me. You know what? It hurts me. You know what? They're smashing with my head. Get down. They're smashing with my head. They're smashing with my head. They're fucking messing my head. And I say shit gold digger. She ain't messing with the broke. And I say shit gold digger. She ain't messing with the broke. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. Rest in peace, Ray Charles. Ray Charles, did you coach about the show? Let me is. This mission in my head. Ben onun içinde değilim oğlum. Ben senin televizyonunum.